çıngıraklı adam. Doğruca bahçede gördüğü adamı yürüdü. Yeleğinin cebindeki para tomarını da eline almıştı. Adamın başı önüne ekti. Onun geldiğini görmüyordu. Jamajan bir iki adımda kendi adamın yanında buldu. Haykırarak ona yanaştı. Yüz frank. Adam sıçradı ve gözlerini kaldırdı. Jamajan yüz frank diye tekrarladı. Eğer bu gece için bana barınacak bir yer verirseniz yüz frank kazanırsınız. Ayşe, Canvajya'nın telaşlı yüzünü iyice aydınlatıyordu. Vay, bu sizsiniz demek. Medalın baba, dedi adam. Bu karanlık saatte, bu meçhul yerde, bu meçhul adam tarafından böyle söyleni veren bu at, Canvajya'nı geri sıçrattı. Her şeyi beklerdi ama bu hariç. Onunla konuşan adam iki büklüm olmuş, topal bir ihtiyardı aşağı yukarı bir köylü gibi giyinmişti ve sol dizinde oldukça büyük bir çıngırak sallanan meşin bir dizlik vardı. Karanlıkta kalan yüzü seçilemiyordu. Bu arada adamcağız başından takkesini çıkarmış, titreyerek bağırıyordu. ''Hey tanrım, ne arıyorsunuz burada, Madeline Baba? İsa aşkına nereden geldiniz buraya?'' Gökten düşmüş olmalısınız. Hiç şaşmam. Bir gün düşerseniz mutlaka oradan düşersiniz siz. Fakat bu ne hal böyle? Boyun bağınız yok, şapkınız yok, elbiseniz yok. Biliyor musunuz? Tanımayan bir kimse sizi böyle görse korkardı. Elbisesiz. Ulu Tanrım, şimdi azizler akıllarını mı kaçırıyorlar? İyi ama buraya nasıl girdiniz? Kelimeleri birbiri ardına sıralıyordu. İhtiyar adam bir köylü lafzanlarıyla konuşmaktaydı. Endişe edecek bir taraf yoktu sözlerinde. Bütün bu sözler şaşkınlıkla karışık saf dilce bir babacanlıkla söylenmişti. Kimsiniz siz? Nedir bu ev böyle? diye sordu Cemalcan. Eh, yani bu kadarı da olmaz diye haykırdı ihtiyar. Ben sizin buraya yerleştirdiğiniz kimseyim. Bu evde sizin beni yerleştirdiğiniz evdir. Nasıl? Yine tanımadınız mı beni? Tanımadım, dedi Canvajan. Peki siz beni nasıl oluyordu tanıyorsunuz? Adam, siz benim hayatımı kurdarmışsınız, dedi. Yan döndü. Ay ışığının bir huzmesi adamın yüzünü yandan aydınlattı. O zaman Canvajan ihtiyar F3 tanıdı. Ah, dedi Canvajan, siz miydiniz? Evet, sizi tanıyorum. İhtiyar sitemli bir edayla, "Hele şükür." dedi. Janvajan tekrar konuştu. "Peki ne yapıyorsunuz burada?" "Ne yapacağım? Kavunlarımı örtüyorum işte." Gerçekten de Janvajan yanına yanaştığı sırada İhtiyar Achievements bir hasır örtünün ucundan tutmuş onu kavun tarlasına sermekle meşguldü. Bahçede bulunduğu Aşağı yukarı bir saatten beri böyle bir haylesini sermiş bulunuyordu. Ona Jan hangardan gördüğü özel hareketleri yaptıran bu işti. Öfüşevind devam etti. Kendi kendime dedim ki ay parladı don'a çekecek. Kavunlarımı giydirsem mi acaba? Sonra ağız dolusu gülerek Jan e baktı ve ekledi. Vallahi siz de aynı şeyi yapsanız iyi olur. Yalnız kuzum siz buraya nasıl girdiniz? Jean Valjean bu adamın kendisini hiç olmazsa Madeline adıyla tanıdığını anlayınca sözü ancak ihtiyatla sürdürmeye başladı. Durmadan soru soruyordu. İşin tuhafı roller sanki tersine dönmüştü. İçeri gizlice giren kendisi olduğu halde adamı o sorguya çekiyordu. Peki dizinizdeki bu çıngırak ne oluyor? Ha bu mu? Diye cevap verdi Efe Chiant. Benden kaçsınlar diye. Nasıl? Sizden kaçsınlar diye mi? İhtiyar Efe Chiant tarife gelmez bir ifadeyle göz kırptı. Allah müstakını versin. Yalnız kadınlar var bu evde. Bir sürü genç kız. Bana rastlamaları onlar için tehlikeli olurmuş. Çıngırak onlara haber veriyor. Ben gelince onlar gidiyorlar. Nedir bu ev? Canım biliyorsunuz ya Hayır bilmiyorum. Beni buraya bağışman olarak koymuştunuz ya. Siz gene de ben bilmiyormuşum gibi cevap verin. Öyleyse burası Petit Picpus manastırı işte. Janvajde'nin anıları canlanıyordu. Tesadüf yani ilahi takdir onu tam da Saint Anton mahallesindeki bu manastıra atmıştı işte. Arabasının devrilmesiyle sakat kalan ihtiyar Efus kendi tavsiyesi üzerine iki yıl önce kabul edilmiş olduğu manastıra. Kendi kendine konuşur gibi tekrarladı. Betit Pikrus Manastırı. E Fışçıcağımın içine sordu. İyi ama gerçekten Madeline Baba siz nasıl edip de buraya girdiniz? Bir azize bile olsanız yine de erkeksiniz. Oysa buraya erkek girmez. Siz girmişsiniz ama. Bir ben varım. Her halükarda burada kalmak gerekiyor." dedi Cemvajen. f "Aman Tanrım!" diye haykırdı. Cemvajen ihtiyara yaklaştı ve ciddi bir sesi ona, f baba, sizin hayatınızı kurtarmıştım." dedi. "Bunu ilk hatırlayan bendim." diye f cevap verdi. "Öyleyse vaktiyle sizin için yaptığım şeyi bugün siz de benim için yapabilirsiniz." Jenvajen'in sağlam ve güçlü iki elini buruşuk ve titrek ihtiyar elleri arasına aldı. Efuşyavunt ve konuşmaya mecali yetmezcesine birkaç saniye durdu. Sonunda haykırdı. Ah! Sizin bana yaptığınızın bir parçasını olsun size yapabilirsem Ulu Tanrı'nın bir lütfu olur bu. Ben ah! Sizin hayatınızı kurtaracağım. Sayın Belediye Başkanı bu ihtiyar emrinizdedir olağanüstü bir sevinç ihtiyar adamı adeta başkalaştırmıştı. Yüzü ışık saçıyor gibiydi. Ne yapmamı istiyorsunuz? diye sordu. Bunu size anlatırım. Bir odanız var mı? Ayrı bir barakam var. Şurada. Eski manastır harabesinin arkasında. Kimsenin göremeyeceği bir köşede. Üç tane odası var. Gerçekten de baraka harabinin Gerisinde öyle iyi gizlenmiş kimsenin görmemesi için öyle iyi bir yere kurulmuştu ki Jambajen onu görmemişti. Ala dedi Jambajen. Şimdi sizden iki şey istiyorum. Nedir onlar sayın başkan? Birincisi benim hakkında bildiklerinizi kimseye söylemeyeceksiniz. İkincisi daha fazlasını öğrenmeye çalışmayacaksınız. Nasıl isterseniz Biliyorum, sizin elinizden ancak dürüst şeyler yapmak gelir. Her zaman da Tanrının iyi bir kulu olmuşsunuzdur. Sonra zaten beni buraya siz koydunuz. Sizin bileceğiniz hiç. Eminimizdeyim. Tamam. Şimdi gelin benimle. Çocuğu alalım. Efşevvint. Ay, bir de çocuk mu var? Dedi. Başka bir şey söylemedi. Efendisinin peşinden giden bir köpek gibi canvaçini takip etti. Yarım saat geçmeden. Hali bir ateşin alevinde kozette yeniden pembeleşmiş, ihtiyar bağçıvanın yatağında uyuyordu. Jean boyun bağını takmış, redingotunu giymişti. Duvarın üzerinden atılan şapka bulunup alınmıştı. Jean redingotunu sırtına takarken Efeşevit da çıngıraklı dizliğini çıkarmıştı. Dizlik şimdi hasırdan bir sırt küfesinin yanındaki bir çiviye asılmış olarak duvarı süslemekteydi. İki adam bir masanın başına geçmiş ısınıyorlardı. Efficient masanın üstüne bir parça peynir, bir esmer ekmek, bir şişe şarap ve iki de bardak koymuştu. İhtiyar adam elini Janvaje'nin dizine koyarak "Ah Hanım baba." diyordu. "Hemen tanıdınız beni. İnsanların hayatını kurtarıyor, sonra onları unutuyorsunuz." "Yok, Fena bu. Oysa onlar sizi hatırlıyorlar. Siz nankörsünüz. Jevert'ın avı elinden nasıl kaçırdığının hikayesidir. Yukarıda deyim yerindeyse arka yüzünü gördüğümüz olaylar aslında gayet basit şartlarda meydana gelmişti. Jean Bajan, Fantine'nin ölüm döşeği yanında Jevert tarafından tutuklandığı günün gecesinde Montal Sormide, de Şehir hapishanesinden kaçtığı zaman polis kaçak forsanın Paris yönüne doğru gittiğini tahmin etmişti. Paris her şeyin içinde kaybolduğu bir gayya kuyusudur. Dünyanın Paris denen göbeğinde her şey denizin göbeğindeymiş gibi yok olur. Hiçbir orman bir insanı bu mahşeri kalabalık kadar saklayamaz. Her çeşitten kaçak bunu gayet iyi bilir. Bir girdaba dalar gibi dalarlar Paris'i. E. Kurtarıcı girdaplar da vardır. Polis de bunu bilir ve bunun içinde başka yerde kaybettiğini Paris'te arar. Eski Montersorn Belediye Başkanı'nın da Paris'te aradı. Jevert araştırmaları aydınlatması için Paris'e çağrıldı. Gerçekten de Jan Vajen'in yakalanmasında Jevert'in çok büyük yardımı oldu. Jevert'ın bu vesileyle gösterdiği gayret ve dirayet emniyet müdürü Count Angelus'un sekreteri Monsieur Capulet'in dikkatini çekti. Jevert'ı daha önce de zaten korunmuş olan bu zat, Montezormi polis müfettişini Paris Polis Teşkilatı'na aldırdı. Orada Jevert şerefle, bu gibi görevler için beklenmedik bir kelime ama biz yine de söyleyelim hizmet gördü. Artık Jean Valjean'i hiç düşünmüyordu. Daima av peşinde olan köpeklere bugünkü kurt dünkünü unutturur. Ki 1823 yılı Aralık ayında bir gün gazete okumak hiç adete olmadığı halde bir gazete okuyacak oldu. Çünkü kralcı bir adam olan Jevard, başkumandan prensin Beyona müzaferehane girişini etraflı bir şekilde öğrenmek arzusuna kapılmıştı. Onu ilgilendiren yazıyı tam bitirmemişti ki bir sayfanın altındaki bir ad, Jean Vajen adı dikkatini çekti. Gazete Jean Vajen adındaki forsanın öldüğünü bildiriyordu. Gazete olayı öyle kesin bir dille yazıyordu ki Jevert doğruluğundan şüphe bile etmedi. Sadece işte güzel bir tahliye demekliyetinde Bir süre sonra Saint-Denis Polis Müdürlüğünden Paris Polis Müdürlüğüne bir polis raporu havale edildi. Montferni ilçesinde söylendiğine göre bazı garip şartlar altında cereyan etmiş bir çocuk kaçırma olayı ile ilgili bir rapordu bu. Raporda bildirildiğine göre annesi tarafından memleketteki bir hancıya emanet edilen 7-8 yaşlarındaki çocuk meçhul bir kişi tarafından çalınmıştı. Bu küçük kızın adı idi Ve hastanede ölen ama hangi hastanede ne zaman öldüğü bilinmeyen Fantine adındaki bir sokak kadınının çocuğuydu. Bu rapor Jevert'ın elinden geçti ve onu düşüncelere sevk etti. Fantine adını gayet iyi biliyordu. Jean bu yaratığın çocuğunu gidip almak için kendisinden üç günlük bir süre isteyerek onu, Jevert'ı kahkahayla güldürdüğünü hatırlıyordu. Jean Janvaje'nin Paris'te Montferme arabasına binerken tutuklanmış olduğunu da hatırladı. Hatta o tarihte bazı beklentiler onu bu Montferme arabasına ikinci binişi olduğunu bir gün önce de bu kasabanın civarında ilk kez dolandığını akla getirir türdendi. Çünkü o vakit onu köyün içinde gören olmamıştı. Bu Montfermi denen yere o ne yapmaya gidiyordu acaba? Kimse tahmin edememişti bunu. Jevert şimdi anlıyordu. Fantini'nin kızı oradaydı. Jean Valjean onu almaya gidiyordu. Oysa bu çocuk şimdi meçhul bir kişi tarafından çalınmıştı. Kim olabilirdi bu meçhul kişi? Jan Vajjan mı acaba? Ama Jan Vajjan ölmüştü. Javert kimseye bir şey söylemeden, Palinçit çıkmazındaki Platte Aiton'un arabalarından birine binip Montferme'ye doğru yola çıktı. Orada iyice aydınlığa kavuşacağını muyordu. Ama koyu bir karanlıkla karşılaştı. İlk günler öfkeye kapılan tenaydırlar, hayli gevezelik etmişlerdi. Tarla kuşunun ortadan kaybolması köyde dedikodulara yol açmıştı. Hikaye türlü türlü biçimlerde anlatılmaya başlanmış ve sonunda bir çocuk hırsızlığı olup çıkmıştı. Polis raporunun nedeni buydu. Ne var ki başlangıçtaki öfkesi yatışan tenaydır. O şaşılacak içgüdüsüyle kralın sayın savcısını harekete geçirmenin kendi bakımından hiç de faydalı olmadığını ve Cosette'nin kaçırıldığına dair şikayetlerinin sonuçta adaletin pırıltılı göz bebeklerinin ilk önce kendi üzerinde, yani Tenay'dır üzerinde, onun bir sürü karışık işleri üzerinde durmasına yol açacağını çarçabuk anlamıştı. Baykuşların istemedikleri ilk şey üzerlerine ışık tutulmasıdır en başta 1500 frank almış olmasını nasıl açıklayacaktı? Hemen çark etti. Karısının ağzını tıkadı ve kendisine çalman çocuktan bahsedildiğinde şaşırmış göründü. Hiçbir şey anlamıyordu. Gerçi o sevgili küçük kızı bu kadar çabuk alıp götürmelerinden de o sıralar yakınmıştı şüphesiz. Şefkatinden dolayı onu hiç olmazsa 2-3 gün daha yanında koymak isterdi. Ama ne de olsa büyük babasıydı onu almaya gelen. Yeryüzünde bundan tabii bir şey olamazdı. Bunun hayırsever bir büyük baba olduğunu da ekliyordu. Montferme'ye geldiğinde Jevert işte bu hikayeyle karşılaşmıştı. Büyük baba Jan Vajen'i ortadan siliyordu. Buna rağmen Jevert Tenayder'in hikayesini sonda sokar gibi bazı sorular sapladı. Bu büyük baba kimdi ve adı neydi? Tenayder sade bir şekilde cevap verdi. Zengin bir çiftçi. Yol tezkeresini gördüm. Sanırım adı Monsieur Guilhem Lambert'ti. Lambert babacan ve pek güven verici bir isimdi. Jevert Paris'e döndü kendi kendine canım Jean Valjean öldü işte dedi. Ben de amma enayiyim. Bütün bu hikayeyi yeniden unutmaya başlıyordu ki 1824 Mart'ı içinde bir gün Saint Medard ruhani dairesi içinde oturan ve kendisine sadaka veren dilenci diye at takılmış olan garip bir kişiden söz edildiğini işitti. Söylendiğine göre bu kişi adını kimsenin doğru dürüst bilmediği bir gelir sahibiydi. 7-8 yaşlarında küçük bir kızla birlikte yaşıyordu. Bu kız da Montfermi'den geldiği dışında hiçbir şey bilinmiyordu. Montfermi. İkide bir bu ismi duyunca Jevert'ın kulakları dikildi. Bu kişinin sadaka verdiği eski kilise hademesi ihtiyar bir dilenci Hafiye başka bazı bilgiler de eklemekteydi. Bu gelir sahibi pek yabani bir insandı. Daima ancak akşamları dışarı çıkıyordu. Kimselerle konuşmuyordu. Yalnız bazen yoksullarla konuşuyor ve kimseyi de yanına yanaştırmıyordu. Birkaç milyon frank eden çünkü her tarafından bankotlar dikili bulunan sarı renkte bir redingot giyiyordu. Bilhassa bu nokta Jeverton merakını gıcıkladı. Bu efsanevi gelir sahibini ürkütmeden yakından görebilmek için bir gün eski kilise ademesinin hırpani kılığını ödünç aldı ve ihtiyar hafiyenin her akşam çöreklenip genzinden dualar okuduğu okurken de etrafı dikiz ettiği yere geçip oturdu. Gerçekten de şüpheli kişi kılık değiştirmiş olan Jevert'a doğru gelip ona sadaka verdi. O anda Jevert başını kaldırdı ve Janvaje'nin Jevert'ı tanıdığını sandığında duyduğu sarsıntıyı Jevert da Janvaje'ni tanıdığını sanarak duydu. Ancak karanlıkta yanılmış olabilirdi. Janvaje'nin öldüğü resmen tespit edilmişti. Jevert'a yalnızca bazı ciddi şüpheler kalıyordu. Titiz bir insan olan Jevert şüphe halinde kimsenin yakasına yapışmazdı. Adımını Gorbia viranesine kadar izledi ve ihtiyar kadın konuşturdu. Zaten zor bir iş değildi bu. Kadın ona astarında milyonlar olan Redingot olayını doğruladı ve bin franklık banka hikayesini anlattı. Gözleriyle görmüştü, elleriyle dokunmuştu. Javard bir oda kiraladı. Hemen o akşam oraya yerleşti. Esrarengiz kiracının kapısına gelip dinledi. Onun sesini duymayı umuyordu ama Janvajan onun mum ışığını anahtar deliğinden fark etti ve hiç sesini çıkarmayarak hafiyenin oyununu boşa çıkardı. Ertesi gün Janvajan acele tedbirli mekan eğiliyordu. Fakat yere düşürdüğü 5 franklık paranın sesini fark ederek parayla oynadığını anlayan kadın kiracının taşınmak üzere olduğunu anladı ve hemen Jevert'a haberdar etti. Gerelin Jean Valjean dışarı çıktığında Jevert iki adamıyla onu bulvarın ağaçları arkasında beklemekteydi. Jevert emniyet müdüriyetinden yardım istemişti ama yakalamayı umduğu kişinin adını söylememişti. Bu onun sırrıydı. Üç nedenden ötürü saklamıştı bu sırrı. Öncelikle en ufak bir ketumiyetsizlik Janvajen'i uyandırabilirdi. Sonra firar halinde ve ölü diye bilinen eski bir forsanın atliye raporlarının vaktiyle en tehlikeli cinsten suçlar arasında koymuş olduğu bir mahkumun yakalanması pek muhteşem bir başarı olacağından Paris polisinin kıdemlileri bu başarıyı muhakkak ki Jevert gibi yeni gelen birine bırakmak istemezlerdi. Bunun için kürek mahkumunu elinden almalarından korkuyordu. Son olarak da Jevert bir sanatkar olduğundan beklenmedik zuhurat işlerden zevk alırdı. Öyle ilan edilen, önceden uzun uzun söze edilip cazibesini kaybeden başarılardan nefret ederdi şaheserlerini gölgede kotarıp sonra birdenbire göz önüne sermeyi tercih ederdi. Jevurt, Jean ağaçtan ağaca sonra bir sokak köşesinden öbür sokak köşesine takip etmiş, onu bir an bile gözden kaybetmemişti. Jean kendisini en çok güven içinde sandığı anlar bile Jevurt'ın gözü onun üstündeydi. Peki Jevurt Niçin Janvajini tutuklamıyordu? Tutuklamıyordu çünkü hala şüphe ediyordu. Hatırlanacağı gibi o devirde polis keyfince hareket etmekte serbest değildi. Özgür basın onu rahatsız etmekteydi. Gazeteler tarafından açığa vurulan bazı keyfi tutuklamalar meclislere kadar aksetmiş ve polis müdürlüğünü çekingen kılmıştı. Kişi özgürlüğüne tecavüz, ağır sorumluluğu olan bir eylemdi. Polis memurları yanılmaktan korkuyorlardı. Emniyet müdürü yakalarına yapışıyordu. Bir hata işten atılmak demekti. 20 gazeteden birden çıkacak şöyle kısa bir haberin Paris'te yapacağı etkiyi bir düşünün. Dün aksakallı yaşlı bir büyük baba saygıdeğer bir gelir sahibi 8 yaşındaki kız torunuyla gezerken kaçak bir forsa diye yakalanarak polis müdürlüğünün nezarethanesine götürülmüştür. Şunu da tekrarlayalım ki Jevert'ın kendine göre bazı titizliklikleri vardı. Emniyet müdürünün emirlerine bir de kendi vicdanının emirleri eklenmekteydi. Gerçekten emin değildi Jean Valjean sırtını javırta dönmüş, karanlıkta yürüyordu. Üzüntü, kaygı, sıkıntı, bitkinlik, gece yarısı kaçıp hem Cosette hem de kendisi için onu Paris'te rastgele bir barınak aramak zorunda bırakan bu yeni felaket, adımlarını çocuğun adımlarına uydurmak zorunluluğu, bütün bunlar kendisi de farkında olmadığı halde Jean Valjean'ın yürüyüşünü değiştirmiş ve vücudunun her zamanki duruşuna öyle bir yaşlılık hali vermişti ki Jevert'ın şahsında cisimleşen polis yanılabilirdi. Ve nitekim yanıldı da yanına fazla yaklaşmaya imkan olmaması gurbetten dönmüş yaşlı bir öğretmen elbisesine benzeyen elbisesi Tenayder'ın onu büyük baba yapan ifadesi nihayet kürekte öldüğü inancı Javert'ın zihnindeki şüphelere eklenip bunları büsbütün arttırıyordu. Bir ara Javert'ın aklına onu birdenbire durdurup kimlik kağıdını sormak geldi. Ama bu adam eğer Jean Vajan değilse namuslu bir yaşlı gelir sahibi de değilse pekala Paris'in pisliklerinin karanlık örgüsüne derinden ve ustaca karışmış herhangi bir bıçkın tehlikeli bir çete reisi olabilirdi. Belki öbür marifetlerini gizlemek için sadakalar veriyordu. Eski bir kurnazlıktı bu. Belki güvenilir adamları, yardakçıları gerektiğinde sığındığı yerleri vardı. Ve şimdi şüphesiz oraya gidiyordu. Sokaklarda yaptığı bütün bu zikzaklar onun kendi halinde bir adam olmadığını gösteriyor gibiydi. Onu çarçabuk yakalamak altın yumurtlayan tavuğu kesmek olurdu. Beklemekte ne zarar vardı ki? Jevert adamın kaçamayacağından emindi. Oldukça şaşkın bir halde bu esrarengiz şahıs hakkında kendi kendisine yüzlerce soru sorarak yol yapmaktaydı. Ancak pontisi Sokağına geldiği zaman bir İçkili lokantanın kuvvetli ışığı sayesinde ve hayli geç olarak Jean kesinlikle teşhis edebildi. İki yaratık bu dünyada derinden titrer. Çocuğunu bulan ana ve avını bulan kapları. Jevert işte bu derin titreyişi duydu. Jean korkunç forseyi kesinlikle tanıyınca Jevert üç kişi olduklarını fark etti ve Pontesi sokağındaki polis karakolundan takviye istedi. Dikenli bir sopayı kavramadan önce eldiven giyilir. Gerek bu gecikme gerekse Rowling kavşağında ajanlarıyla nasıl davranacaklarını görüşmek için durması az kalsın ona izi kaybettirecekti. Fakat Jean kendisiyle avcıları arasında nehri koymak isteyeceğini çarçabuk tahmin etti. Tıpkı doğru yoldan ayrılmamak için burnunu yere koyan bir av köpeği gibi başını eğdi ve düşündü. Yanılmayan güçlü sezgileriyle Jewert doğru Astures Köprüsü'ne yollandı. Orada köprü tahsildarına sorduğu tek bir soru doğru yolda olduğunu kesinleştirdi. Bir küçük kız çocuğuyla bir adam gördünüz mü? Ona iki metelik ödettim. Diye cevap verdi tahsildar. Jevert köprüye tam vaktinde geldi ve suyun öbür yanında Jean Vanjen'i Cosette'nin elinden tutmuş olarak ayın aydınlattığı açık sağdan geçerken gördü. Onun Jemin Vert Saint Anton sokağına girdiğini fark etti ve orada bir tuzak gibi duran Gennert çıkmasını ve Doritmer sokağından da Petit Picpus, sokağından başka bir çıkışı olmadığını düşündü. Avcıların dedikleri gibi avın önünü emniyete almak için ajanlardan birini bir arka yoldan o çıkışı tutmaya gönderdi. O sırada oradan geçmekte olan ve tersane nöbetine giden bir devriye kolunu kanun namına emrine alıp peşine taktı. Bu gibi partilerde askerler kuvvetli bir kozdur. Zaten Prensip gereği bir yaban domuzunun hakkından gelebilmek için avcılık bilimini köpek gücüyle birleştirmek gerekir. Bütün bu tertibatı aldıktan sonra Janvajen'in sağda Gennarit çıkması, solda polis memuru, arkada da bizzat kendisi tarafından kıstırıldığını düşünen jevert bir tutam enfiye çekti. Sonra oyununu oynamaya başladı bir an cehennemi bir zevkle mest oldu. Avını önünde gitsin diye bıraktı. Onun nasıl olsa avcunun içinde olduğunu biliyordu. Ama onu yakalayacağı anı mümkün olduğu kadar geciktirmek istiyordu. Onun yakalandığını bilmek ve yakalanmışlığı içinde serbest görmek kendisini mutlu ediyordu. Ağına Düşmüş sineği orada uçsun diye bırakan örümceğin ya da fareyi koşsun diye bırakan kedinin şehvetiyle dikmişti gözlerini onun üzerine. Tırnayan ve pençenin canavarca bir zevki vardır. Kıskaçlarına hapsolan hayvanın umutsuz çırpınışlarının verdiği zevktir bu. Nasıl da derin bir zevktir bu boğuluş. Jevert haz içindeydi. Ağanın ilmikleri sımsıkı atılmıştı. Başarısından emindi. Artık elini kapatmaktan başka yapacak işi kalmamıştı. Refakatinde böyle bir kuvvet varken ne kadar enerjik, ne kadar kuvvetli, ne kadar umutsuz olursa olsun Jean Valjean'in karşı koyması düşünülemezdi. Jevert gerçekten sokağın bütün köşe bucağını bir hırsızın cebi gibi yoklayıp karıştırarak ağır ağır ilerliyordu. Örümcek ağının ortasına geldiğinde sineği orada bulamadı. Öfkesinin şiddeti tahmin edilebilir. Doritmur ve Pickpuss sokaklarındaki nöbetçisini sorguya çekti. Hiç gözünü kırpmadan nöbetini tutmuş olan bu memur adamın geçtiğini hiç görmemişti. Bazen Köpek sürüsünü üstüne üşüşmüşken bir de bakmışsınız geyik kaçıp kurtulmuş. Böyle bir durumda en yaşlı avcılar bile ne diyeceklerini bilemezler. Devover, Lingwill ve Despers apışıp kalırlar. Yalnız Artonji bu tür umulmadık bir başarısızlık karşısında şöyle haykırır. Bu bir geyik değil, bir büyücü. Aynı çığlığı Jevert'a pekala koparabilirdi. Hayal kırıklığı, umutsuzlukla çılgınlık arası bir şey oldu. Napolyon'un Rus Savaşı'nda, Büyük İskender'in Hindistan Savaşı'nda, Sezar'ın Afrika Savaşı'nda, Kehüsvir'in İskit Savaşı'nda yanlışlar yaptıkları muhakkak olduğu gibi Jevert'ın Janvajan'a karşı yanlışlar yaptığı da muhakkaktır eski kürek mahkumunu tanımakta tereddüt etmekle belki hata etmişti. İlk bakış bunu anlamasına yetmeliydi. Onu viran evde hemencilik yakalamamakla hata etti. Rolling kavşağında ay ışığının tam altında durup yardımcılarına danışmakla hata etti. Gerçi fikir almakta yarar vardır. Güvene layık köpeklerin fikrini sormak ve Öğrenmek iyi bir şeydir. Ama kurt gibi, forsa gibi kuşkulu hayvanları avlarken bir avcı ne kadar tedbir alsa azdır. Jevert sürüdeki av köpeklerini ize sürmekte gereğinden fazla oyalanarak hayvana tuzağın kokusunu duyurup onu kışkırttı ve kaçmasına sebep oldu. Hele Asturias Köprüsü'nde onun izini yeniden bulduğunda Öylesi bir adamı bir ipin ucunda tutmak gibi tehlikeli ve çocukça bir oyun oynamak hevesine kapılmakla çok hata etti. Kendisini olduğundan daha güçlü gördü ve bir aslanla da bir fareyle oynar gibi oynayabileceğini sandı. Aynı zamanda yanına takviye kuvveti almayı gerekli bularak kendisini çok zayıf gördü. Talihsiz bir tedbir, kıymetli bir zaman kaybı. Jevert bütün bu hataları yaptı. Ama yine de gelmiş geçmiş hafiyelerinin en bilgini, en usulünce davrananıydı. Kelimenin tam anlamıyla avcılıkta akıllı bir köpek dedikleri cinsendi. Ama kimin hiç kusuru yoktur ki? Büyük strateji ustalarının bile ustalıklarına gölge düştüğü olmuştur. Büyük saçmalıklar çoğu zaman kalın hatalar gibi bir sürü küçük parçadan meydana gelir. Halatı tel tel alınız. Bütün belirleyici küçük nedenleri ayrı ayrı alınız. Hepsini birbiri ardınca koparabilir, sonra da bu kadar çıkmaymış dersiniz. Ama onları örün. Hepsini birden bükün. Ortaya kocaman bir şey çıkar. İşte Batı'da Marcianus ile Doğu'da Velacinanus arasında tereddüt eden Atilla budur. Kepuda geciken Hannibal budur. Arsirso abuda uykulayan Danton budur. Fakat ne olursa olsun Jan Janvajeni elinden kaçırdığı an soğuk kanlılığını kaybetmedi. Kürek kaçkını Fortanın çok uzağa gidemeyeceğinden emin olduğundan gözcüler koydu. Kapan ve pusular kurdu. Ve bütün gece mahallede dört döndü durdu. İlk gördüğü şey ipi kesilmiş fenerin kurcalanmış hah olduğu. Değerli bir ipucuydu bu. Ama yine de onu şaşırttı. Bütün araştırmalarını General çıkmazına çevirtti. Bu çıkmazda oldukça alçak duvarlar vardı. Bunlar ekilmemiş geniş arazilerle sınır dışı bahçelere bakan duvarlardır. Jean Valjean buradan kaçmış olmalıydı muhakkak. Gerçek şu ki Jean Valjean eğer genel çıkmazında biraz daha girseydi muhtemelen öyle yapardı. Ve de o zaman mahvolurdu. Javert bu bahçeleri ve arazileri iğne arar gibi didik didik araştırdı. Gün doğarken iki zeki adamını Gözcü bırakıp bir hırsıza soyulan hafiye gibi utana sıkıla polis müdüriyetinin yolunu tuttu. 6. Kitap The Petit Picpus Petit Picpus Sokağı 62 numara Bundan yarım yüzyıl önceleri Petit Picpus Sokağı 62 numaranın araba kapısından başka hiçbir şey bir araba kapısına benzemezdi. Genellikle gayet davetkar şekilde aralık duran bu kapıdan hiç de öyle kasvetli olmayan iki şey görünürdü. Asmalarla kaplı duvarların çevrelediği bir avlu ile aylak aylak dolaşan bir kapıcının yüzü. Dipteki duvarın üzerinden ulu ağaçlar görünür. Güneş ışığı avluyu bir bardak şarap da kapıcıyı şenlendirdiği zamanlar. Petit Big Bus sokağı 62 numaranın önünden geçip de beraberinde güleç bir düşünce götürmemek imkansızdı. Oysa kapı aralığından şöyle bir görülen bu yer aslında hüzün doluydu. Eşik gülümsüyordu ama ev dua ediyor, ağlıyordu. Şayet kapıcıdan geçmeyi başarabilirseniz ki bu hiç de kolay bir şey değildi. Hatta hemen herkes için imkansız bir şeydi. Çünkü bilinmesi gereken bir açıl susam açıl vardı. Evet, eğer kapıcıdan geçebilirseniz sağda küçük bir geçide girerdiniz. İki duvar arasında sıkışmış bir merdivenli bu. Yine şayet bu merdivenin boyalı olduğu kanarya sarısı, altı çikolata rengi badana'dan ürkmeyip yukarı çıkmayı göze alırsanız önce bir sahanlığı, sonra bir ikincisini geçip birinci katta bir koridora varırdınız. Zamtlı sarı badanenin ve çikolata rengi etek tahtasının sakin bir inatla sizi içinde takip ettiği bir koridordu bu. Merdiven ve koridor iki güzel pencereyle aydınlanmıştı. Koridor bir dirsek yaparak karanlıklaşıyordu. Bu dirsek dönülünce birkaç adım sonra esrarengiz bir kapının önüne geliniyordu. Bu kapının kapalı olmaması onu biz bütün esrarengizleştirmekteydi onu itince yaklaşık altı ayak boyunda kare biçiminde taş döşemeli, yıkanmış, temiz, soğuk, duvarları topu 15 meteliye satılan yeşil küçük çiçekli nankin kağıdı kaplı bir odada bulurdunuz kendinizi. Solda odanın enini boydan boya kaplayan küçük küçük çerçevelerle bölünmüş büyük bir pencereden içeri beyaz ve donuk bir aydınlık giriyordu bakmıyordunuz kimse görünmüyordu dinliyordunuz ne bir ayak sesi ne bir insan mırıltısı duyuluyordu duvarlar çıplaktı odada hiçbir eşya bir iskemle bile yoktu yine bakıyordunuz ve bu defa kapının karşı duvarında aşağı yukarı bir ayak büyüklüğünde dört köşe bir delik görüyordunuz delik çapraz çubuklu bir demir parmaklıkla örtülüydü siyah boğumlu, sağlam çubuklardı bunlar. Bir buçuk parmak çapında adeta A halkası diyebileceğimiz çerçevecilikler meydana getiriyorlardı. Nankin kağıdının yeşil küçük çiçekleri sakin ve düzenli bir şekilde gelip bu demir parmaklıklara dayanıyorlardı. Bu kasvetli temastan korkmuyor, girdaba kapılıp dönmeye başlamıyorlardı. Yeterince zayıf bir yatağın bu dört köşe delikten girip çıkmayı deneyebileceği düşünülse bile bu demir parmaklık bunu engellerdi. Parmaklık vücudun geçmesini kesinlikle önlüyordu ama gözlerin yani düşüncenin geçmesini önleyemiyordu. Görünüşe göre bunu da düşünmüşlerdi. Çünkü parmaklığın biraz gerisine duvara üzerine bir kepçenin deliklerinden bile daha ufak binlerce delik açılmış bir teneke levha yerleştirilmişti. Bu teneke levhanın altına tıpkı bir mektup kutusunun ağzına benzeyen bir aralık koyulmuştu. Parmaklıklı deliğin sağında ucu bir çıngırak tertibatına bağlı bir şerit sallanıyordu. Bu şerit çekildiği zaman bir çıngırak çalar ve insan ta yanı başında bir ses işitip titrerdi. Kim o? diye sorardı ses. Bir kadın sesiydi bu. Tatlı, hazin denilebilecek kadar tatlı bir ses. Burada da bilinmesi gereken tılsımlı bir kelime vardı. Bu kelime bilinmedi mi ses susar ve duvar. Sanki öbür yanında endişeli bir mezar karanlığı varmışçasına yeniden eski sessizliğine bürünürdü. Parola bilindiği takdirde ses yeniden konuşup sağdan giriniz derdi. İnsan o zaman sağında pencerenin karşısında kurşuniye boyanmış ve üzerinde bir camlı çerçeve bulunan bir kapı olduğunu fark ederdi. Mandala basıp kapıdan geçilir ve tıpkı bir tiyatronun parmaklıklı zemin kat lojasına kafesler indirilip avizesi yıkılmadan önce geriliyormuş gibi bir izlenimle karşılaşılırdı. Gerçekten de camlı kapıdan giren belli belirsiz bir ışıkla pek hafif aydınlanan dar, içinde eşya diye iki eski sandalye ile yırtık pırtık bir hasır bulunan bir çeşit tiyatro lojasıydı burası. Üzerinde siyah tahtadan tablası olan, dayanılacak yükseklikte korkuluğuyla gerçek bir loca. Kafesiydi bu loca ama operadaki gibi altın yaldızlı tahtadan bir kafes değildi bu. Müthiş karışık ve sıkılmış yumruklara benzer kocaman takozlarla duvara rapt edilmiş demir çubuklardan örülü korkunç bir kafesi. İlk dakikalar geçip de bu mahzen alaca karanlığına alışmaya başlayan göz, demir kafesin ötesine geçmeye çalışıyordu. Ama altı parmaktan ileri gidemezdi. Orada siyah kepenklerden bir engelle karşılaşırdı. Baharlı, ekmek renginde sarıya boyanmış, tahta traverslerle takviye edilmişti bu kepenkler. Birbirlerini ekliydiler. ince, uzun levhalara bölünmüştüler ve demir kafesi boydan boya kapatıyorlardı. Daima kapalı dururlardı. Biraz sonra bu kepenklerin arkasından size seslenen bir ses duyardınız. Buradayım. Beni niçin istediniz? derdi bu ses. Sevilen hatta bazen tapılan bir sesti bu. Görünürde kimse olmazdı. Belki ancak bir nefes sesi duyulurdu. Çağrılmış bir ruh sanki mezar bölmesinin gerisinden sizinle konuşmaktaydı. Pek ender olarak gerekli bazı şartlara sahip bulunduğunuz takdirde kepenklerden birinin dar levhası karşınızda açılır ve davet bir görüntü haline alırdı. Kafesin kepeğinin gerisinde kafes el verdiği ölçüde sadece ağzı ve çenesi görülen bir ses fark edilirdi. Gerisi siyah bir peçeyle örtülü olurdu. Bir siyah rahibe, başörtüsü ve siyah bir kefene sarlı, belli belirsiz bir şekil görülürdü aralıktan. Bu baş sizinle konuşurdu ama size bakmaz ve size asla güvenmezdi. Arkanızdan gelen ışık öyle iyi ayarlanmış olurdu ki siz onu beyaz görürdünüz ve o da sizi siyah görürdü. Bu ışık bir timsaldi. Ama yine de gözler açılan bu karanlıktan, bütün bakışlara kapalı olan bu yere büyük bir açlıkla dalardı. Matem elbiseleri giymiş bu şekli derin bir boşluk çevrelemekteydi. Gözler bu boşluğu araştırır, görüntünün çevresinde bulunan şeyleri seçmeye uğraşırdı. Fakat çok kısa bir süre sonra insan hiçbir şey göremediğini fark ederdi. Bütün görülen geceydi, boşluktu, karanlıktı, mezar buharına karışan bir kış sesiydi. Ürkütücü bir huzurdu, içinde hiçbir şey, hatta hayaletler bile fark edilmeyen bir zulmetti. Görülen bir manastırın içiydi. Sürekli ibadet tarikasının Bernardin Rahipleri Manastırı denilen kasvetli ve sert disiplinli evin içiydi burası. Bulunduğumuz bu loca görüşme odasıydı. Size hitap eden bu ses birincisi dış ilişkilerle görevli rahibenin sesiydi. Bu rahibe duvarın öbür yanında çifte siperlik gibi demir parmaklıkla ve binlerce delikli levha ile korunan dört köşe deliğin yanında hiç kımıldamadan sessiz sedasız oturup dururdu hep. Kafesli hücrenin gömülü olduğu karanlıkta bu görüşme yerinin dünyadan yana bir penceresi olduğu halde manastırdan yana hiçbir penceresi olmamasındandı. Namahrem gözlerin bu kutsal yere ait hiçbir şey görmemesi gerekiyordu. Lakin o karanlığın ötesinde bir şey, bir ışık vardı. Bu ölünün içinde bir hayat vardı. Her ne kadar bu manastır bütün manastırların en gizlisi, en kabalısıysa da oraya girmeye, okuyucuyu da birlikte sokmaya ve ölçüyü hiç hatırdan çıkarmadan hikayecilerin hiçbir zaman görmedikleri ve dolayısıyla hiçbir zaman anlatılmamış bazı şeyleri anlatmaya çalışacağız. Martin Verga'nın Tarikatı 1824'te Uzun yıllardan beri Petit Picus sokağında bulunmakta olan bu manastır, Martin Verga'ya bağlı bir Bernardin rahipleri cemaatiydi. Aziz Bermra'da değil, Aziz Benetti'ye bağımlıydılar. Eski kitapları biraz karıştırmış olan herkes bilir ki Martin Verga 1425'te merkezi Salamanca'da şubesi de Alacala'da olmak üzere bir Bernardin Benedik'ten rahipleri teşkilatı kurmuştu. Bu dini teşkilat Avrupa'nın bütün Katolik ülkelerine dal budak salmıştı. Bir tarikatın bir başkasına aşılanması Latin kilisesinde rastlanmadık bir şey değildir. Burada söz konusu olan Aziz Benoit'in tarikatını ele alacak olursak bu tarikata Martin Verga'nın tarikat şubesinden başka dört dini teşkilat, ikisi İtalya'da, Mont Cassino ve Padvore Sans jusino İkisi Fransa'da Coulino ve Saint Marvou. Dokuz tarikat bağlı bulunur. Situ'da da bu tarikata bağlıdır. Çünkü kendisi de başka tarikatları gövdelik etmekle beraber Aziz Benito'nun bir dalından başka bir şey değildir. Situ 1098'de Langers diye kozduğundan Molesmi rahibi olan Aziz Robert zamanında başlar. Oysa Subiaco çölüne çekilen şeytanın yaşlıydı acaba keşiş mi olmuştu? Oturduğu eski Apollon tapınağından 17 yaşındaki Aziz Benito tarafından kovulması 529'a rastlar. Yalın ayak yürüyen, gırtlaklarının üstünde bir kamış parçası taşıyan ve hiç oturmayan Karmelitlerin bu kuralından sonra en ağır kural Martin Verga'nın Bernardin Benediktan rahiplerinin kuralıdır. Bunlar siyahlar giyinir. Aziz Benito'nun kesin talimatı gereğince çenelerine kadar gelen bir başörtüsü taşırlar. Şayaktan geniş kollu bir elbise, yünlü kumaştan büyük bir peçe, çene altına kadar gelen ve göğüs hizasında biten bir başörtüsü, gözleri kadar inan bir çatkı. İşte onların kıyafeti budur. Bütün bu giyecekler siyahtır. Yalnız çatkı beyazdır. Acemiler de aynı kıyafeti taşırlar ama tamamen beyaz olarak. Kendilerini tarikata adamış olanlar ayrıca yanlarında bir de tesbih taşırlar. Martin Verga'nın Bernardin Benedik'ten rahipleri de Saint Sacrament kadınları denen Benediktenler gibi sürekli ibadetle iştigal ederler. Bu Saint Sacrament kadınlarının bu yüzyılın başlarında Paris'te bir temple'da diğeri Neuve Saint Genevieve sokağında olmak üzere iki manastırları vardı. Ancak bahsetmekte olduğumuz Petit Pickus'taki Bernardin Benediktan rahipleri, manastırları Neuve Saint Genevieve sokağında ve Templi'de bulunan Saint Sacrament kadınlarından tamamen ayrı bir tarikattılar. Usullerinde birçok farklar vardı. Kıyafetlerinde de öyle. Petit Picus'lu Bernardin Benedikt'ten rahipleri siyah başörtüsü taşıdıkları halde Nevi Saint Genevers Sokağı Saint Sacrament Benediktenleri beyaz başörtüsü ve ayrıca göğüslerinin üstünde yaklaşık 3 parmak boyunda altın yaldızlı gümüşten ya da altın yaldızlı bakırdan bir Saint Sacrament hacı taşıyorlardı. Petit Picpus rahipleri Saint Sacrament hacı taşımazlardı. Bethed Manastırı ile Temple Manastırı için ortak olan sürekli ibadetin dışında bu iki tarikat birbirlerinden tamamıyla ayrıydılar. Saint Sacrament kadınları ile Martin Verga'nın Bernardin rahipleri arasında yalnız bu uygulama bakımından benzerlik vardır. Birbirinden son derece farklı hatta yerine göre birbirine düşman iki tarikat olan Filippi de Neri'nin Floransa'da kurduğu İtalya oratuvarı ile Pieri de Paris'te kurduğu Fransa oratuvar arasında da İsa Mesih'in çocukluğu, hayatı ve ölümü ve kutsal Meryem'le ilgili bütün sırların incelenmesi ve baş tacı edilmesi hususunda bir benzerliğin olması gibi. Oysa bunun dışında Paris, oratuvarı üstünlük iddiasındaydı. Çünkü Filipi'de Neri sadece bir aziz olduğu halde Berülü bir kardinaldi. Biz yine Martin sert İspanyol kurallarına dönelim. Bu tarikata mensup Bernardin Benedik'ten rahipleri bütün yıl ete perhis ederler. Büyük perhiste kendilerince sayıda olan başka günlerde oruç tutarlar. İlk uykularından uyanıp sabahın birinden üçüne kadar dua kitabı okur, sabah ilahileri söylerler. Her mevsimde şayaktan çarşaflarla hasır üstünde yatarlar. Hiç yakınmazlar. Asla ateş yakmazlar. Her cuma günü kendilerini kırbaçlatırlar. Sessizlik kuralına uyarlar. Ancak pek kısa olan teneffüslerde konuşurlar ve 6 ay süreyle yani kutsal hacın kutlanma tarihi olan 14 Eylül'den Paskalya yortusuna kadar çuha gömlek giyerler. Bu 6 ay aslında bir yumuşatmadır. Yoksa kural bütün yıl der. Fakat yaz sıcaklarında dayanılmaz hal alan bu çuha gömlek ateş ve sinir sapazmalarına neden oluyordu. Bunun için Kullanılmasını sınırlandırmak gerekmişti. Fakat bu yumuşatmadan sonra bile 14 Eylül'de rahipler bu gömleği giydikleri zaman 3-4 gün ateşlenirlerdi. İtaat, yoksulluk, iffet, mahpuslukta sebat işte bu rahiplerin kurallar tarafından bir bütün ağırlaştırılan yükümlülükleri bunlardı. Baş rahibe rahibeler tarafından 3 yıl için seçilir. Bunlara seçici rahipler denir. Çünkü oy verme hakkına sahiptirler. Bir baş rahibe ancak 2 kere yeniden seçilebilir. Böylece bir baş rahibenin en çok 9 yıl hüküm sürmesi mümkündür. Rahipler ayinleri yöneten rahibi asla görmezler. Rahip daima dokuz ayak yüksekliğinde gerilmiş bir şayak perdenin gerisinde onlardan gizli durur. Vaaz sırasında vaiz kilisede bulunduğu zamanlar rahipler peçelerini yüzlerine indirirler, daima alçak sesle konuşmak, gözleri yerde ve başları eğik yürümek zorundadırlar. Manastıra yalnız bir tek erkek girebilir. O da dini bölgenin başpiskoposudur. Gerçi bahçıvan olarak bir erkek daha vardır ama onu hep ihtiyarlardan seçerler. Daima yalnız kalması ve rahibelerin uyarılıp ondan kaçınabilmeleri için dizine bir çıngırak bağlarlar. Rahibeler baş rahibeye mutlak ve pasif bir itaatle bağlıdırlar. Kilise yasalarının emrettiği ve tam feragat gerektirilen bir bağlılıktır bu. Rahibelerin her biri düzeltme adını verdikleri bir işi sırayla yaparlar. Düzeltme, yeryüzünde işlenen bütün günahların, bütün kusurların, bütün usulsüzlüklerin, bütün devrimlerin, bütün adaletsizliklerin, bütün suçların affı için okunan duadır. Aralıksız 12 saat boyunca akşamın dördünden sabahın dördüne ya da sabahın dördünden akşamın dördüne kadar istihbarı yapan rahibe Saint Sacrament Haccı'nın önünde taşların üstüne diz çökmüş olarak elleri bağlı, boynunda ip öylece durur. Yorgunluğa dayanamaz hale gelince yüzü koyun, yüzü zemine gelecek şekilde ve kollarıyla bir haç resmi çizerek yere kapanır. Rahatlaması bundan ibarettir. Bu durumda dünyanın bütün suçları için dua eder yücelik derecesinde büyük bir şeydir bu. Bu iş tepesinde mum yanan bir direğin önünde yapıldığından buna düzeltme yapmak veya direkte olmak denir. Hatta bir eziyet, bir aşağılama fikri taşıdığından rahibeler gösterişsizlik anlamına gelen bu ikinci deyişi tercih ederler. Düzeltme yapmak, ruhu bütünüyle kavrayan bir görevdi. Direkteki rahibe arkasında yıldırım düşse dönüp bakmazdı. Bundan başka Saint Sacrament Hacı'nın önünde daima diz çökmüş bir rahibe bulunur. Bu duruş bir saat sürer. Rahibeler nöbet değiştiren askerler gibi sıra değiştirirler. Bu sürekli ibadettir. Baş rahibeler ve rahibeler hemen daima azizleri din kurbanlarını değil de İsa Mesih'in hayatının bazı anlarını hatırlatan gayet ağır başlı bir takım atlar alırlar. Böyle olmakla birlikte aziz atları da yasaklanmış değildir. Görülecek olursa yalnız ağızları görülür. Hepsinin dişleri sapsarıdır. Bu manastıra asla diş fırçası girmemiştir. Dişlerini fırçalamak son basamağı ruhunu kaybetmek demek olan bir merdivenin ilk basamağını teşkil eder. Hiçbir şey için benim demezler. Kendilerine ait hiçbir şeyleri yoktur. Hiçbir şeye bağlanmamak zorundadırlar. Her şey için bizim derler. Bizim peçemiz, bizim tesbihimiz gibi. Gömleklerinden söz edecek olsalar bizim gömleğimiz derler. Bazen küçük bir nesneye, bir dua kitabına, bir kutsal emanete, takdis edilmiş bir madalyona bağlanacak olurlar. Bu nesneye bağlanmaya başladıklarını fark eder etmez, onu hemen başkasına vermek zorundadırlar. Azize Teresa'nın sözünü hiç aklılarından çıkarmazlar. Asil bir kadın onun tarikasına gireceği sırada, rahibe çok sevdiğim bir kutsal kitap var İzin verirseniz birisini gönderip onu aldırayım diyecek olmuş. Ya demek bağlı olduğunuz bir şey var. Öyleyse siz bizim manastırımıza girmeyin. Her kim olursa olsun bir yere kapanması, kendine ait bir yeri, bir odası olması yasaktır. Herkes hücresi açık yaşar. Birbirlerinin yanına gittiklerinde biri öbürüne, Mihrab'ın Ulus Saint Sacrament'ına Hamdü ibadet olsun der, öbürü de ebediyen diye yanıtlar. Birbirlerinin kapısına vurdukları zaman da aynı şekilde hareket ederler. Kapıya dokundur dokunulmaz öbür taraftan yumuşak bir sesin hemen ebediyen dediği duyulur. Bütün günlük uygulamalar gibi bu da alışkanlıkla otomatikleşir. Onun için bazen birinin oldukça uzun bir söz olan mihrabın ulu Saint Sacrament'ına hamd ibadet olsun demesine vakit kalmadan ödeki ebediyen deyiverir. Visitan diler tarikatında hücreye giren Ave Mana hücresine girilen de Garita Pelana der. Onların günaydınıdır bu. Gerçekten de zarafet dolu bir günaydın. Günün her saat başında Manasır Kilisesi'nin çanı fazladan üç kere daha çalar. Bu işaret üzerine baş rahibe seçici rahibeler, kendilerini tarikata adamış rahibeler, hizmetkar rahibeler, acemiler, adaylar söylediklerini, yaptıklarını, düşündüklerini yarıda kesip hep birden mesela saat 5 ise saat 5'te ve her saatte mihrabın ulus saint hamd hamdü ibadet olsun derler. Eğer saat 8 ise saat 8'de ve her saatte denir ve bu böyle saate göre sürüp gider. Düşünceyi kesip onu devamlı olarak Tanrı'ya döndürmeyi hedef alan bu adet birçok dini toplulukta vardır. Yalnız söylenen formül değişir. Mesela çocuk İsa tarikatında şöyle denir. Şu saatte ve her saatte İsa'nın Aşkı kalbimi yaksın. 50 yıldan beri Petit-Picpus Manastırı'na kapanmış olan Martin Verga'nın Benediktan Bernardin rahipleri ayin dualarını ağır mezmur makamında saf geleneksel kilise söyleyişiyle ve bütün ayin boyunca tam sesle okurlar. Ayin kitabının küçük yıldız işareti bulunan her yerinde bir duraklama yapıp alçak sesle İsa Meryem Yusuf derler. Ölüler için yapılan ayinlerde öyle pes perdeden söylerler ki kadın sesleri için buraya kadar inmek ancak zorlukla mümkündür. Pek heyecan verici, trajik bir etki yaratır bu. Petit Pitbus rahipleri cemaatlerinin mensuplarının gömülmeleri için baş mihrabın altına bir lahit mahzeni yapıştırmışlardır. Kendilerinin de söylediği gibi hükümet cenazelerinin bu mahzene konulmasına izin vermedi. Bunun için rahipler öldükleri zaman manastırdan dışarı çıkıyorlardı. Bu da onları üzmekte, inançları çiğnenmiş gibi kedere boğulmaktaydı zayıf bir teselli olarak daha önce cemaate ait olan bir toprakta bulunan eski Vagridit mezarlığının özel bir köşesine özel bir saatte gömülme izni elde etmişlerdi. Bu rahibeler pazarları olduğu gibi perşembeleri de büyük aşağıyı Rabani ayininde akşam doğasında ve diğer bütün merasimlerde hazır bulunurlar. Bundan başka dış dünya insanlarınca bilinmeyen fakat kilisenin eskiden Fransa'da şimdiye İspanya ve İtalya'da hala bol bol ilan ettiği bütün küçük yortulara da riayet ederler Küçük kilisede geçen vakitleri bitmek tükenmek bilmez dualarının sayısına ve süresine gelince Bu konuda bir fikir verebilmek için aralarında birinin safça söylenmiş şu sözünü yenilemekten daha iyi bir şey yapamayız Adayların duaları korkunçtur. Acemilerin duaları daha da beterdir. Adanmışların duaları ise beterin beteridir. Haftada bir rahibeler kurulu toplanır. Baş rahibe başkanlık eder. Seçici rahibeler hazır bulunurlar. Her rahibe sırayla gelip taşın üzerine diz çöker ve diğerlerinin önünde hafta içinde işlediği hataları ve günahları yüksek sesle itiraf eder. Her itiraftan sonra seçici rahibeler birbirlerine danışır ve yüksek sesle kefaretleri bildirirler. Biraz ağırca kusurlara özgü yüksek sesle itiraftan başka bir de ufak tefek hatalara özgü tövbeleri vardır. Tövbe etmek daima yalnızca anamız dedikleri baş rahibenin önünde tören boyunca yüzü koyun yere kapanmak ve baş rahibe bölmesinin tahtasına hafifçe vurarak tövbekarın kalabileceğini bildirinceye kadar öylece kalmaktır. Pek ufak şeyler için bile tövbede bulunurlar. Kırılan bir bardak, yırtılan bir peçe, bir ayine elinde olmayarak birkaç saniye geç gelmek. Kilisede yanlış okunan bir nota tövbe etmek için yeterlidir. Tövbe tamamen kendiliğinden yapılan bir şeydir. Suçlu tövbekar bu kelime burada etimolojik bakımdan yerindedir. Kendi kendisini yargılar ve cezalandırır. Yoğurtu günleri, pazar günleri dört sehpalı büyük kürsüde ilahiler okuyan dört rahibe vardır. Bir gün bir rahibe edce diye başlayan bir ilahiyi söylemeye koyulur. Ama edce diyecek yerde do si sol diye üç nota okur. Bu dalgınlığı için bütün ayin boyunca tövbe cezasına katlanmak zorunda kalmıştır. Suçunun büyüklüğü rahibeler kurulunun ona gülmesindendir. Bir rahibe görüşme yerine çağrıldığı zaman baş rahibe bile olsa hatırlanacağı gibi yalnız ağzı görünebilecek şekilde peçesini yüzüne indirir. Yalnız baş rahibe yabancılarla görüşebilir. Diğerleri ise ancak en yakın aile fertlerini o da çok seyrek olarak görebilir. Eğer bir kimse dış dünyadayken tanıdığı ya da sevdiği bir rahibeyi görmeye gelecek olursa bu uzun tartışmalara yol açar. Gelen bir kadınsa bazen görüşme izni verilebilir. Rahibe gelir ve kendisiyle kepenklerin arkasından konuşulur. Kepenkler ancak bir rahibe için açılır bu iznin erkeklere hiçbir zaman verilmediğini söylemeye gerek yok. İşte Martin Verga tarafından daha da ağırlaştıran Aziz Benito'nun kuralları böyledir. Bu rahibeler hiç de başka tarikatlardaki genç kızların çok defa oldukları gibi neşeli, pembe tenli ve taptaze değildirler. Solgun ve ağır başlıdırlar. 1825'ten 1830'a kadar 3 tanesi çıldırmıştır. Sert kurallar. Adaylık en az iki, çoğu defa dört yıl sürer. Acemilik devresi dört yıldır. Son yemini yerine getirmenin 23-24 yıldan önce yapılabildiği pek nadirdir. Martin Verga'nın Bemardin Benedikten rahibeleri dulları asla tarikatlarına almazlar. Hücrelerinde kendilerini başkalarınca bilinmeyen ve hiçbir zaman söylememeleri gereken birçok çile eziyeti ederler. Bir aceminin kendini tarikata adayış gününde ona en süslü elbiseleri giydirilir. Başına beyaz güller takılır. Saçları parlatılıp kıvırtılır. Sonra o yere kapanır. Üzerine büyük bir siyah örtü örtülür ve ona cenaze ayini yapılır. Ayin esnasında rahibeler iki sıra halinde ayrılırlar. O sıra onun yanından geçerken acıklı bir sesle rahibemiz öldü der. Öbür sıra ise gür bir sesle İsa Mesih'te yaşıyor diye yanıtlar. Bu hikayenin geçtiği devirde manastıra bir yatılı okul eklenmişti. Soylu ve çoğunlukla zengin genç kızların yatılı okuluydu bu. Bu kızlar arasında Mademoiselle de saint Alior ve Mademoiselle de Blessy ile ünlü bir Katolik adı olan Talbot adında bir İngiliz kızı bulunuyordu. Bu rahibeler tarafından dört duvar arasında terbiye edilen bu genç kızlar dünyadan ve yüzyıllarından nefret içinde yetişiyorlardı. Bunlardan biri bir gün bize şöyle demişti. Sokağın kaldırım taşlarını görmek beni tepeden tırnağa titretiyordu. Bunlar mavi elbise, beyaz başlık giyer, göğüslerinin üzerinde de altın yaldızlı gümüşten ya da bakırdan bir Saint Eserpert haçı taşırlardı. Bazı büyük yortu günlerinde özellikle Saint Merti yortusunda büyük bir lütuf ve yüce bir mutluluk olarak rahibe gibi giyinmelerine ve bütün gün boyunca Aziz Benoît'in tarikatına özgü dua ve ayinleri katılmalarına izin verilirdi. İlk zamanlar rahibeler onlara kendi siyah elbiselerini ödünç veriyorlardı fakat bu kutsallığa aykırı sayılarak baş rahibe tarafından yasak edildi. Yalnız acemilerin böyle ödünç elbise vermelerine izin verildi. Belirtilmeye değer nokta şudur ki manastırda hiç şüphesiz tarikata yeni katılmalar sağlamak gizli düşüncesiyle ve bu çocuklara önceden bir kutsal kıyafet sevki aşılamak için hoş görülüp teşvik edilen bu gösteriler yatılı okul öğrencileri için gerçek bir mutluluk ve hakiki bir teneffüs oluyordu. Bu onları düpedüz eğlendiriyordu. Yeni bir şeydi. Onlar için değişiklikti. Çocukluğun bir takım saf düşünceleridir ki bunlar bir okunmuş su serpensi elinde tutmanın ve dört kişi bir kürsünün önünde saatlerce dikilip şarkı söylemenin bahtiyarlığını zaten bizim gibi dünya adamlarına anlatmayı hiçbir zaman başaramaz. Bu öğrenciler eziyetler dışında manastırın bütün usullerine uymaktaydılar. Mesela bir genç kadın toplum hayatına girdiği, evlenip üzerinden birçok yıl geçtiği halde kapısına her vuruluşta telaşla ebediyen deme alışkanlığından bir türlü kurtulamamıştı. Rahibeler gibi yatılı öğrenciler de ana babalarını ancak görüşme yerinde görebiliyorlardı. Hatta anneleri bile onları kucaklayıp öpme izni alamıyorlardı. Bakın bu hoşgörüsüzlük nereye kadar varıyordu. Bir gün bir genç kızı annesi ziyarete gelmişti. Yanında genç kızın 3 yaşındaki kız kardeşi de vardı. Genç kız ağlıyordu çünkü kız kardeşini özlemişti. Ona sarılmak istiyordu. Fakat ne mümkün? Hiç olmazsa öpebilmek için çocuğun küçücük elini parmaklıkların arasından geçirmesine izin verilmesi için yalvardı. Adeta bir küfür müşkesine reddedildi bu. Neşeli anlar. Fakat bu genç kızlar bu kasvetli evi sevimli anılarla doldurmaktan yine de geri kalmıyorlardı. Bazı saatler bu manastırda çocukluk pırıl pırıl parlardı. Tenüfüs çanı çalardı, bir kapı menteşeleri üzerinde dönerdi. Kuşlar, oh işte çocuklar derlerdi. Bir tabut örtüsü gibi haç şeklinde bölünmüş bir bahçe bir gençlik seline boğulurdu. Aydınlık çehreler beyaz alınlar, neşeli ışık dolu masum gözler, çeşit çeşit şafaklar bu karanlıkların içine dağılırdı. Mezunlar şarkılarından tek tek birlikte ölüm için çalman, çanlardan, ayinlerden sonra birdenbire genç kızların bu gürültüsü yükselirdi. Bir arı uğultusundan daha tatlı bir gürültüydü bu. Bir neşe kovanı açılır. Her biri kendi balını taşırdı. Oyunlar oynanır, atlar çağırılır, toplanılır, koşulurdu. Köşe bucaklarda güzel, küçük, beyaz dişler cıvıldaşırdı. Uzaktan peçeler, bu gülüşmeleri gözler, gölgeler ışıkları kollardı. Gerçi ama kimin umrunda? Onlar ışık saçar gülerlerdi. Bu kasvetli dört duvarın ışıklı olduğu dakikalar vardı. Bunca sevinçin yansımasıyla belli belirsiz ağırmış olarak. Ara sürüsünün bu tatlı dolaşmalarına tanıklık ederlerdi. Bu matemin üstüne bir gül yağmuru yağıyor sanırdınız. Rahibelerin gözcülüğü altına genç kızlar çocukça çılgınlıklar yaparlardı. Günahsızlığın, bakışların, masumiyeti hiç rahatsız etmez. Bu çocuklar sayesinde bunca çetin saatin içinde bir de yapmacıksız saf bir saat yanaşırdı. Küçükler hoplayıp zıplarken büyükler dans ederlerdi. Bu manastırda oyun gökyüzüyle bir olmuş gibiydi. Hiçbir şey bir çiçek gibi açılan bu körpe ruhlar kadar füsünkar ve muhteşem olamazdı. Homeros olsa Perulet ile birlikte gülmeye gelirdi buraya. Bu karanlık bahçede ta haykabeden kırmızı pelerindi kızın büyük annesine kadar bütün dinlileri, ister destandakiler, ister masaldakiler olsun, ister saraydakiler, ister kulübedekiler olsun, hepsini keyiflendirecek kadar gençlik, sağlık, gürültü, haykırış, şaşkınlık, haz ve mutluluk vardı. Son derece zarif ve hayal dolu bir gülüşle insanı güldüren çocuk sözleri belki her yerden çok bu evde söylenmiştir. Bu kasvetli dört duvar arasında bir gün beş yaşında bir kız çocuğu şöyle bağırmıştı. Anneciğim, ablalardan biri burada ancak dokuz yıl on ay daha kalacağımı söyledi bana. E mutlu değil mi? Bu unutulmaz konuşma da yine burada geçti. Bir seçici rahibe. Ne için alıyorsunuz yavrum? Çocuk 6 yaşında hıçkırarak "Fransa tarihini biliyorum." dedim Alex'e. O bana "Bilmiyorsun." dedi. Halbuki biliyorum. Alex büyük kız 9 yaşında. "Hayır, bilmiyor işte." Rahibe "Nasıl anladınız bunu yavrum?" Kitabın herhangi bir sayfasını açıp orada bulunan bir soruyu kendisine sormamı cevap vereceğini söyledi bana. Peki sonra? Cevap veremedi. Bakalım öyleyse. Ne sordunuz ona? Dediği gibi kitabı rastgele açtım ve orada gördüğüm ilk soruyu sordum. Neydi bu soru? Şuydu. Sonra ne oldu? Yatılı okuldaki hanımlardan birinin biraz oburca bir dişi papuanı vardı. Bir keresinde bu kuş hakkında şöyle derin bir gözlem ileri sürüldü. Öyle sevimli şey ki, reçelli ekmeğin üstünü yiyor tıpkı bir insan gibi. Yine bu manastırın yer taşları üzerinde 7 yaşındaki bir günahkar kızın günah çıkarma sırasında söylemeyi unutmamak için önceden yazdığı şu itirafları bulunmuştur. Peder, cimrilik etmekten suçluyum. Peder zina etmekten suçluyum. Peder, gözlerimi beylere çevirmekten suçluyum. 4-5 yaşlarındaki mavi gözlerin dinlediği şu hikaye 6 yaşında bir pembe ağız tarafından bu bahçenin çimen parklarından biri üzerinde uydurulmuştur. Üç küçük horoz vardı. Bunlar pek çok çiçeği olan bir memleketin sahibiydiler. Horozlar çiçekleri topladılar. Ceplerine koydular. Sonra yaprakları topladılar. Bunları da oyuncaklarının içine koydular. Memlekette bir kurt vardı. Birçok da orman vardı. Kurt da ormandaydı ve küçük orozları yedi. Ve sonra şu nazım parçası: Bir sopa indi Pat diye. Soyteri vurdu onu kediye. İyi gelmedi ona bu, canını yaktı. Bir hanım da Soyteri'yi hapse attı. Hem tatlı, hem üzücü sözler terk edilmiş bir küçük kız tarafından burada söylenmiştir. Bulunan çocuğu manastır Allah rızası için almış, bakıp büyütüyordu. Kızcağız başka kızların annelerinden söz ettiklerini istiyordu. O da kendi köşesinde mırıldandı. Ben doğduğum zaman annem orada değildi. Manastırın dışarı işlerine bakan şişman bir rahibe vardı. Her zaman elinden bir deste anahtarla telaşlı telaşlı koridorlarda gidip geldiği görülürdü. Adı Agete'ydi. Büyük büyükler, 10 yaşında yukarı olanlar, ona Agetos adını takmışlardı. Yemekhane bahçeyle düz ayak, sütün kemerleri oymalı bir galeriden başka bir yerden gün ışığı almayan uzun dikdörtgen biçiminde Büyük bir salondu. Karanlık ve rutubetliydi ve de çocukların dedikleri gibi hayvan doluydu. Bitişiğinde bulunan her yer böcek sakinlerinden bir kısmını buraya yolluyordu. Yemekhanenin dört köşesinden her birine öğrencilerin dilinde ayrı, anlamlı bir at takılmıştı. Örümcek köşesi, tırtıl köşesi, tesbih böceği köşesi, cırcır böceği köşesi vardı. Tesbih böceği köşesi mutfağın yanındaydı ve çok tutulan bir köşeydi. Başka yerlere göre daha az düşünüyordu orada. Bu atlar yemekhaneden okula da geçmişti ve eski Mazarin Koleji'nde olduğu gibi dört ayrı milleti belirtmeye yarıyordu. Her öğrenci yemek saatlerinde yemekhanede oturduğu köşeye göre bu dört milletten birine giriyordu. Bir gün ruhani bölgesine Teftişe çıkan Monseigneur başpiskopos okula uğramıştı. Önünden geçtiği sınıfa nefis sarı saçlı, al al yanaklı, güzel bir küçük kızın girdiğini gördü. Yanında bulunan körpe yanaklı, esmer, sevimli bir başka öğrenciye sordu. ''Bu kim bu?'' ''Bir örümcek Monseigneur.'' ''Ya, peki şu öteki?'' ''O bir cırcır böceği.'' ''Peki şuradaki?'' ''O bir tırtıl.'' Çok tuhaf. Öyleyse siz nesiniz? Ben tespih böceğiyim Monsenior. Bu tür evlerden her birinin kendi özellikleri vardır. Bu yüzyılın başlarında böyle sert disiplinli latif yerlerden biri de Equin'di. Pek çok genç kızın çocukluğu burada muhteşem diyebileceğimiz bir loşluk içinde geçmiştir. Saint Sacrament -Sain e geçit alayına katılacaklar arasında bakireler ve çiçekçiler diye bir ayrım yapılırdı. Ayrıca seybancılar ile buhurdancılar da vardı. Berikiler seybanın kordonlarını taşır, öbürleri de Saint Sacrament'ın -Sain e üzerinde buhurdan sallardı. Dört tane bakire önden giderdi. Bu büyük günün sabahında yatakhanede sık sık şu sorunun sorulduğu duyulurdu. Kim bakire? Madame Campbell, geçit alayının başında yer alan 16 yaşındaki bir büyüğe, kuyrukta kalan 7 yaşındaki bir küçüğün şöyle dediğini anlatır. Sen bakiresin, ben değilim. Eğlenceler Yemekhane kapısının üstünde iri, siyah harflerle yazılmış, Adına beyaz dua denilen ve insanı doğruca cennete götürme gücüne sahip bir dua yazılıydı. Tanrı'nın dediği, Tanrı'nın cennete koyduğu küçük beyaz dua. Akşam yatmaya gittiğimde yatağımda yatan üç melek buldum. Biri ayak ucunda, ikisi baş ucunda. İyi kalpli, kutsal Meryem de ortadaydı. Bana yatmamı, hiçbir şeyden korkmamı söyledi. İyi Tanrı babamdır. İyi kalpli bakire anamdır. Üç havari erkek kardeşlerimdir. Üç bakire kız kardeşlerimdir. Tanrı'nın içine doğduğu gömlek benim vücudumu sarıyor. Azize Margaret'ın haçı göğsümde yazılı. Kutsal Meryem Hanımız tarlalara gidiyor. Kanlı gözyaşları ile ağlarken Aziz Yahya'ya rastlıyor. Mösyö Aziz Yahya nereden geliyorsunuz? Ave Salut'tan geliyorum. Tanrı'yı orada görmediniz mi? Hac ağacında o. Ayakları sallanıyor. Elleri çivili. Başında beyaz dikenden küçük bir şapka var. Bunu üç defa akşam, üç defa sabah okuyan sonunda cennete ulaşır. Bu özgün dua 1827'de üç kat badana altında duvardan silinip kaybolmuştu. Şimdi artık o zamanlar genç kız olan bugünkü bazı yaşlı hanımların hafızasından da silinmeye doğru gitmektedir. Duvara asılı duran büyük bir haç, biricik kapısı bahçeye açılan bunu söylemiştik sanırız. Bu yemekhanenin süslenmesini tamamlıyordu. Her birinin iki yanında tahta sıra bulunan iki dar masa Yemekhanenin bir başından öbür başına kadar uzanan iki uzun çizgi oluşturmaktaydı. Duvarlar beyaz, masalar siyahtı. Bu iki matem renginin sırasıyla değişimi manastırlardaki yegane değişiklik. Yemekler pek yavan, çocukların gıdası bile pek perhizikarcıydı. Yalnız bir kap yemek veriliyordu. Karışık et ve sebze veya tuzlu balık. Bütün lüks bundan ibaretti. Yalnız öğrencilere verilen bu kadarcık yemek bile bir ayrıcılıktı. Çocuklar hafta nöbetçisi hemşirenin gözcülüğü altında yemeklerini yer ve hiç konuşmazlardı. Nöbetçi hemşire ara sıra bir sinek kurala aykırı olarak uçacak ya da vızıldayacak olursa tahtadan bir kitabı gürültüyle açıp kapatırdı. Üzerinde İsa tasviri bulunan bu hacın altındaki rahleli küçük bir kürsüden yüksek sesle okunan azizlerin hayat hikayeleri bu sessizliğe çeşnik atardı. Okuyan o hafta için görevlendirilmiş büyük öğrencilerden biri olurdu. Örtüsüz masanın üzerine aralıklı olarak konulmuş büyük toprak kaplar vardı. Öğrenciler bunların içinde kupalarını, çatal, bıçak ve tabaklarını kendileri yıkarlardı. Bazen bıçak işlemez bir et yahut bozulmuş bir balık gibi kötü yemek yap parçalarını bunların içine attıkları da olurdu. Ama bu davranış cezalandırılırdı. Bu toprak kapları su yuvarlığı denirdi. Sessizliğe bozan çocuk diliyle haç çıkarmak cezasına çarptırılırdı. Nerede? Yerde döşeme taşlarını yalardı. Bütün hazların sonu olan toz. Cıvıldamaktan suçlu bu zavallı küçük gül yapraklarını cezalandırmakla görevlendirilmişti. Manastırda ancak tek bir nüsha olarak basılmış ve okunması yasak bir kitap vardı. Aziz Benito'nun kural kitabıydı bu. Hiçbir namahrem gözün değmemesi gereken esrarlı bir kitap. Bizim kurallarımız ya da kuruluşlarımız hiçbir zaman dışarıya bildirilmemelidir. Yatılı öğrenciler bir gün bu kitabı gizlice ele geçirmeyi başardılar. Büyük bir hırsla okumaya koyuldular. Yakalanmak korkusuyla okuma sık sık yarıda kesiliyor, telaşla kitabı kapatmak zorunda kalıyorlardı. Asıldıkları bu büyük tehlikeden pek üstün köre bir zevk alabilirdiler. Bulabildikleri en enteresan şey genç erkek çocukların günahlarına dair birkaç anlaşılmaz sayfadan ibaret kaldı. Öğrenci kızlar bahçenin kenarlarında birkaç sıska meyve ağacı dizili bir yolda oynarlardı. Çok sıkı bir göz hapsinde bulunmalarına ve sert cezalara rağmen rüzgar ağaçları salladığı zamanlar bazen kaçamak olarak yerden bir ham elma bir çürük kayısı ya da bir kurtlu armut alabildikleri olurdu. Şimdi sözü önümde duran bir mektuba bırakıyorum. Bu mektup bundan 25 yıl önce bugün Paris'in en zarif kadınlarından biri olan Madame Duchesse tarafından yazılmıştır. Mektup aynen şöyledir. Herkes elmasını, armudunu elinden geldiği kadar saklar. Akşam yemeğinden önce yatak örtülerini sermeye çıkıldığında onlar hemen yastığın altına sokulur ve akşam yatakta yenir. Bu da olmazsa ayak yolunda yenir. Öğrencilerin en büyük sevklerinden biri de buydu işte. Bir sefer yine Sayın Başbiskopos'un manastır ziyaretinin beklendiği bir sırada genç kızlardan biri damarlarında biraz Montmercy kanı dolaşan Mademoiselle Bochert Başpiskopos'tan bir günlük bir izin isteyeceğine dair iddiaya girişti. Böylesine sıkı bir manastırda haddini bilmezlikti bu. İddia kabul edildi ama iddiaya girenlerin hiçbiri böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorlardı. Beklenen an geldi. Başpiskopos tam yatılı kız öğrencilerin önünden geçiyordu ki Matmazel Bochert arkadaşlarının anlatılmaz bir korkuyla açılan gözleri önünde sıradan çıktı ve Monsenyor bir gün izin istiyorum dedi. Matmazel Bacchert taze parlak tenli boylu poslu dünyanın en güzel küçük pembe yüzüne sahip bir kızdı. Bay Quillen gülümsedi. Ne demek bir gün izin sevgili yavrum. Eğer canınız istiyorsa üç gün yapın. Üç gün izin veriyorum, dedi. Başpiskopos söylediğine göre baş yapabileceği bir şey yoktu. Manastır için rezalet, yatılı okul içinse sevinç. Neticeyi varın siz tahmin edin. Ne var ki bu asık çehreli manastır yine de dışarının ihtiraslı hayatını, dramı, hatta romanı içeriye sızdıramayacak kadar sağlam duvarlarla çevrili değildi. Bunu ispat etmek için anlatmakta olduğumuz hikayeyle hiçbir ilgisi, hiçbir bağı bulunmayan ama gerçek ve itiraz götürmez olan bir olayı burada kısaca anlatmakla yetineceğiz. Bu olayı okuyucunun zihninde manastırın çeyresini tamamlamak amacıyla anlatıyoruz. O tarihlerde manastırda rahibe olmayan, büyük bir saygıyla muamele gören ve adına Madame Albertin denen esrarengiz bir kişi vardı hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Bilinen bir şey varsa o da deli olduğu ve dış dünyada kendisinin ölü sayıldığıydı. Söylendiğine göre bu hikayenin altında büyük bir izdivaç için gerekli servet pazarlıkları yatmaktaydı. En fazla 30 yaşlarında esmer, oldukça güzel olan bu kadın iri kara gözlerle dalgın dalgın bakıyordu. Görüyor muydu? Orası kuşkuluydu. Yürümekten çok kayar gibi gider. Asla konuşmazdı. Nefes aldığından bile kimse emin değildi. Burun delikleri kısık kısık ve son nefesini vermiş kimselerdeki gibi kurşiniye çalar renkteydi. Eline dokunan kara dokunduğunu sanırdı. Hayaletin garip bir letafeti vardı girdiği yerde bulunanları bir soğukluk kaplardı. Bir gün onun geçtiğini gören hemşirelerden biri bir başkasına onu ölmüş biliyorlar demiş. Öteki de belki de öyledir diye yanıtlamıştı. Madam Albright'ın hakkında binbir şey uyduruluyordu. Yatılı öğrencilerin ezeli merakıydı bu. Manastırın kilisesinde öküz gözü adı verilen bir balkon vardı yuvarlak bir penceresi, bir öküz gözü olan bu balkondan katılırdı Madame Albert'in ayinleri. Burada genellikle tek başına olurdu. Çünkü birinci katta bulunan bu balkondan vazi yahut ayini idare eden rahibi görmek mümkündü. Bu ise rahipler için yasaktı. Bir gün kürsüde yüksek tabakadan genç bir rahip bulunuyordu. Fransa Ayan Meclisi üyesi 1815'te Leon Prensiyken kırmızı silahşörler subaylarından olan ve 1830'dan sonra Besançon kardinalı ve başpiskoposu olarak ölen Monsieur Rohan düküydü bu rahip. Monsieur Rohan ilk defa olarak Petit Picpus Manastırı'nda vaaz veriyordu. Madame Albertin vaaz ve ayinlere genellikle gayet sakin ve hiç hareket etmeden katılırdı. O gün Monsieur Rohan'ı görünce yerinden yarı doğrulup kilisenin sessizliği içinde yüksek sesi ''Aa, Agustin'' dedi. Bütün cemaat şaşkınlık içinde başını o yana çevirdi. Vaiz gözlerini kaldırıp baktı fakat Madame Albert'in eski hareketsizliğine geri dönmüştü. Bu sönük, buz tutmuş çehreden bir an için dış dünyanın bir nefesi, bir hayat ışığı geçmiş, sonra her şey kaybolmuş, çılgın kadın yeniden kadavralaşmıştı. Ne var ki bu iki kelime manastırda konuşabilen herkesi ileri geri konuşup dedikodu yapmaya sevk etti. Bu A. Augustine'in içinde neler, ne açıklamalar yoktu ki? Monsieur Rohan'ın adı gerçekten de Augustine'di. Besbelli Madame Albert'in en kibar tabakadan geliyordu. Çünkü Monsieur Rohan'ı tanıyordu. Böyle büyük bir senyörden bu kadar samimi bir şekilde söz edebildiğine göre kendisi de bu yüksek tabakada mevki sahibiydi. Herhalde onunla bir ilişkisi bulunuyordu. Belki akrabalık ilişkisiydi bu. Ama mutlaka pek sıkı fıkı bir ilişkiydi çünkü onun ön adını biliyordu pek katı mizahlı iki düşes. Madame Cossier ile Madame Serenet. Küçük dini topluluğu sık sık ziyarete gelirlerdi. Kuşkusuz devlet büyüklerinin eşi ayrıcalığından yararlanarak içeri girmekte ve yatılı okulda büyük korku yaratmaktaydılar. Bu İki yaşlı hanımefendi geçerken zavallı genç kızların hepsi titrer, gözlerini yere eğerlerdi. Bir yandan Monsieur Rohan farkında olmayarak yatılı öğrencilerin dikkatini üzerine toplamaktaydı. Kendisi o tarihte Paris Başpiskoposu yardımcılığına getirilmiş bulunmakta ve psikoposluğunun beklemekteydi. Petit Pigbus rahibelerinin kilisesindeki ayinlerde ilahi söylemek üzere oraya oldukça sık gelmek adetindeydi. Gerçi mahpus genç kızların hiçbiri aradaki şayak perde yüzünden onu göremezdi. Ama biraz ince tatlı bir sesi vardı ki sonunda tanıyıp ayırt edebilmişlerdi. Bir vakitler silahı ördü. Sonra söylendiğine göre süsüne düşkündü başının etrafında dürülerek tertiplenmiş kestane rengi güzel saçlarıyla pek yakışıklı bir görünümü vardı. Siyah cübbesi de dünyanın en zarif biçiminde dikilmiş cübbesiydi. Kısacası Monsieur Rohan bütün bu 16 yaşındaki hayalleri adam akıllı meşgul etmekteydi. Manastır'a dışarının hiçbir gürültüsü girmezdi. Ama yılların birinde bir flüt sesi oraya girmeyi başardı. Bir olay oldu bu. O zamanki yatılı öğrenciler bunu hala hatırlarlar. Yakınlarda birinin çaldığı bir flüttü bu. Daima aynı havayı çalıyordu. Bugün artık hayli uzaklarda kalmış bir havayı. Benim zetülvem, ben. gel ruhumda saltanat sür. Bu hava her gün iki üç defa işitilmekteydi. Genç kızlar saatlerce bunu dinliyorlardı. Seçici hemşireler ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Beyinler işliyor, cezalar yağmur gibi yağıyordu. Bu hal aylarca sürdü. Yatılı öğrencilerin hepsi de az ya da çok bu müzisyene aşıktılar. Her biri kendisini bir zetürbe olarak görüyordu. Flüt sesi Doritmur sokağı tarafından geliyordu. Flütü bu kadar nefis çalan ve aynı zamanda bütün bu gönülleri de çalan bu delikanlıyı bir saniyecik olsun görmek, görüvermek, şöyle bir fark etmek için bu kızlar her şeyi vermeye, her tehlikeyi göze almaya, her şeyi denemeye hazırdılar. Bir servis kapısından sıvışıp bir aydınlık penceresinin parmaklıkları arasından gözetlemeyi denemek için Doritmer Sokağı tarafından üçüncü kata çıkanlar bile oldu. Hatta bir tanesi kolunu başının üstünden uzatıp parmaklıkların arasından beyaz mendilini sağlamaya kadar işi vardırdı. İçlerinden ikisi daha da cüretle çıktı. Çaresini bulup bir damın üstüne kadar tırmandılar ve tehlikeye göze alarak buradan nihayet delikanlıyı görmeyi başardılar. Evinin tavan arasında efkar dağıtmak için flüt çalan sürgüne gitmiş, kör ve varını yoğunu yitirmiş bir ihtiyar beyzadeydi bu. Küçük Manastır Betit Pikbus'un sınırları içinde birbirinden tamamen ayrı üç bina vardı. Rahibelerin oturdukları büyük manastır, öğrencilerin kaldıkları yatılı okul ve son olarak küçük manastır denilen yer. Bu sonuncusu devrimin yıktığı manastırlardan arta kalmış, değişik tarikatlara mensup türlü çeşit ihtiyar rahibinin birlikte ibadet ettikleri kendi bahçesi olan bir binaydı. Karma karışık, bütün siyah, kurşini ve beyazların, bütün tarikatların ve mümkün bütün tarikat çeşitlerinden bir topluluğuydu bu. Eğer bu iki kelimenin eleştirilmesine izin verilebilirse, Buna payaço, Manastır denilebilirdi. Daha imparatorluk devrinde bütün bu dağılmış, yerinden yurdundan olmuş zavallı kızlara, Benedikt'ten Bernardin rahibelerinin kanadı altına sığınma imkanı tanınmıştı. Hükümet onlara küçük bir maaş ödüyordu. Petit Picpus kadınları onları canla başla kabul etmişlerdi. Acayip bir kargaşaydı bu. Her biri kendi kurallarına göre hareket ediyordu. Bazen yatılı okul öğrencilerine büyük bir teneffüs yerine geçmek üzere onları ziyaret etme izni verilirdi. Bu sayededir ki bu genç hafızlara başkaları arasında özellikle Saint Basil rahibenin, St. Cholastin's rahibinin ve Jacob rahibinin anılarını saklamak imkanı bulmuşlardır. Bu sığıntılardan biri kendini adeta kendi evinde hissetmekteydi. Bir Saint Eru rahibesiydi bu. Tarikatından hayatta kalmış tek kişiydi. Daha sonra Martin Verga'nın Benedikten rahibelerinin mülkiyetine geçen Petit Picpus'daki bu evde evvelce ona 8. yüzyılın başlarında itibaren Saint Eru rahibelerinin manastırı bulunuyordu. Tarikatının beyaz bir entariye ile Kırmızı şaldan meydana gelen muhteşem kıyafetini taşıyamayacak kadar fakir olan bu mübarek kız bunun yerine bu kıyafeti dini bir huşuyla küçük bir bebeğe giydirmiş. Onu derin bir tatminle herkese gösteriyordu. Ölümünde bu bebeği manastıra bıraktı. 1824 yılında bu tarikattan kalan kala tek bir rahibe kalmıştı. Bugünse sadece bir bebek var. Bu değerli rahibelerden başka bazı yaşlı sosyete kadınları da Madame Albertie gibi baş rahibeden küçük manastırda inzivaya çekilme izni almışlardı. Bunların arasında Madame Beaufort de Hautbold ile Madame Marquis de de bulunuyordu. Bir başkası da manastırda sırf burnunu silerken çıkardığı gürültüyle tanınmıştı. Öğrenciler ona Madame Vekarmin diyorlardı. 1820 veya 1821 yıllarında o tarihlerde Interpret adlı küçük bir dergi yayınlanan Madame Genels özel odalı kadın olarak Petit Picpus Manastırı'na girmek istedi. Sayın Orleans Dükü kendisini tavsiye etmekteydi. Kovanda bir uğultudur koptu. Seçici rahibeler titriyorlardı. Madame Jennels romanlar yazmıştı. Fakat Madame Jennels bu romanlardan herkesten önce kendisinin nefret ettiğini bizzat açıkladı. Sonra da ömrünün koyu sofuluk çağına gelmişti artık. Tanrı'nın ve de prensinin yardımıyla manastıra girdi. Fakat bahçenin gölgelik olmadığını ileri sürerek 6 ya da 8 ay sonra çıkıp gitti. Rahibeler buna çok memnun oldular. Çünkü Madame Gennels çok ihtiyar olmasına rağmen hala arp çalıyordu. Hem de çok iyi çalıyordu. Giderken hücresinde kendisinden bir nişan bıraktı. Madame Gennels batıl, inançlı ve latin dili ve edebiyatı meraklısıydı. Bu iki sıfat kendisini oldukça iyi tanıtır hücresinde parasını ve mücevherlerini kilitlediği küçük bir dolabın içine yapıştırılmış sarı bir kağıdın üzerine kendi eliyle kırmızı mürekkeple yazdığı ve kanaatince hırsızları korkutup kaçırtma gücünü sahip olan Latince şu beş mısra birkaç yıl öncesine kadar hala burada duruyordu. Dallar üzerinde asılı üç eşit olmayan beden, dismas ve gesmas. Arılarında da ilahi güç. Dismas yüksekliklerin peşinde. Gesmas o mutsuz adam. En alçak inançların azami güç koruyacaktır bizi ve etkilerimizi. Şayet bu mısrayı tekrar ederseniz eşyalarınızı hırsızlıktan dolayı kaybetmezsiniz. 6. yüzyılın latincesiyle yazılmış bu mısralar İsa'nın çarmıha gerildiği Golgata dağındaki iki hırsızın atlarının sanıldığı gibi Dimas ve Gestas mı yoksa Dismas ve Gesmas mı olduğu meselesini ortaya çıkarıyor. Bu imla şekli geçen yüzyılda Victor Gestas'ın kötü hırsızın soyundan geldiği hakkındaki iddiaları boşa çıkarabilirdi. Kaldı ki bu mısralara Atfolun'un yaralı güç hospital tarikatında önemli bir dini inançtır. Büyük manastırla yatılı okulu tam anlamıyla birbirinden kesip ayıracak şekilde inşa edilmiş olan kilise kendiliğinden anlaşılacağı gibi hem yatılı okul hem büyük manastır hem de küçük manastır için ortaktı. Hatta sokak üzerine yapılmış korunaklı bir girişten buraya halk da alınmıyordu. Fakat her şey o şekilde düzenlenmişti ki manastır sakinlerinden hiçbiri dışarıdan gelenlerin yüzünü mümkün değil göremezdi. Bir kilise hayal edin ki koro yeri alışılmış kiliselerde olduğu gibi mihrabın gerisinde bir uzantı oluşturmasında adeta devasa bir el tarafından kavranıp bükülerek ayini idare eden rahibin sağ tarafında karanlık bir oda, daha doğrusu bir mağara meydanına getirsin. Yine hayal edin ki bu oda evvelce de bahsettiğimiz gibi 7 ayak yüksekliğinde bir perde ile kapatılmış olsun. İşte bu perdenin karanlığında sol tarafta tahta bölmeler için rahibeleri, sağ tarafa yatılı okul öğrencilerini, dip tarafa da hizmetkar rahibelerle acemileri yağınız. Böylece kutsal merasimlere katılan petit picpus rahibeleri hakkında bir fikir edinmiş olursunuz. Koro yeri denilen bu mağara bir dehlizle manastıra bağlanıyordu. Kilise bahçe tarafından aydınlık alırdı. Rahibeler ayinlerde hazır bulundukları sırada hiç konuşmazlardı. Kuralları böyle emrediyordu. Halk onların varlığından ancak koro yerindeki bölmelerin kalkıp inan oturma yerlerinin çarpmasından çıkan gürültüyle haberdar olurdu. Bu karanlıkta birkaç siluet. 1819'dan 1825'e kadar 6 yıl süreyle Petit Picpus'un baş rahibesi tarikattaki adı Innocente Rahibe olan Matmazel Belmir'di. Say Benüt Tarikatı Azizlerinin Hayatı adlı eserin yazarı Marguerite de Bermure'un soyundandı. Tekrar bu göreve seçilmişti. 60 yaşlarında kısa boylu şişman daha önce bahsettiğimiz mektupta çatlak zurna gibi şarkı söyler denilen bir kadındı. Ayrıca olağanüstü bir insandı. Bütün manastırda neşeli tek kişi oydu. Bunun için de çok sevilirdi. Innocente rahibe tarikatın Desersi sayılan ninesi Margaret'e çekmişti. Okumuş bir kadındı, bilgiliydi, allameydi. Tarihe son derece meraklıydı. Latinceyi yutmuş, gerekçeyi bitirmiş, İbranice'yi hatmetmişti. Bir Benedik'ten rahibesi olmaktan çok bir Benedik'ten rahibiydi. Baş rahibenin yardımcısı Kinners rahibe gözleri hemen hemen hiç görmeyen yaşlı bir İspanyoldu. Seçiciler arasında en belli başlıları para işlerine bakan Saint Horner rahibe, acemilerin baş öğretmeni Saint Gertur rahibe, ikinci öğretmen Saint Erngi rahibe, ayin eşyalarının gözetici ve koruyucusu Anishenstö rahibe hasta bakıcı ve manastırın tek kötü kalpli insanı Saint Augustine rahibeydi. Sonra şunlar geliyordu. Gencelik bir rahibi olan ve olağanüstü bir sese sahip Saint Mechitil'di. Rahibe Matmazel Gouvin daha önce Phyllis Steve Manastırı'nda ve Gisors'la Magny Magni arasında Tracer Manastırı'nda bulunmuş olan Angels rahibe Saint Joseph rahibe, Saint Edil rahibe, Misal Kurt rahibe, Compensation rahibe, Matmazel Della Milter çok zengindir. Kurallara rağmen manastıra 60 yaşında alınmıştır. Providing rahibe, Matmazel de Lodinger. Presentation rahibe, Matmazel de Signazin. 1847'de baş rahibe olmuştur. Nihayet Saint Senis rahibi Heykel Traş kız kardeşi çıldırmıştır ve Saint chantel rahibi Mademoiselle de Susan çıldırmıştır. Bir de en güzelleri arasında 23 yaşında pek sevimli bir kız vardı. Mademoiselle Rose adındaki bu kız Bourbon adasından ve Şövalye Rose'nin soyundan geliyordu. Assumption rahibi adını almıştır. İlahileri ve koruyu yönetmekle görevli Saint Meşetlü rahibi, bu işte yatılı okul öğrencilerini kullanmakta bir sakınca görmüyordu. Genellikle onlardan tam bir gam teşkil edecek sayıda yani 10 yaşından 16 yaşına, 16 yaşı dahil kadar sesleri ve boyları uygun 7 çocuk alır Bunları yaş sırasına göre en küçükten en büyüğe doğru yan yana dizer ayakta şarkı söyletirdi. Bu adeta genç kızlardan meydana gelen bir çoban düdüğü, meleklerden yapılmış canlı bir pan gibi görünürdü göze. Hizmetkar rahibeler içinde öğrencilerin en çok sevdikleri Saint Eperson Rahibe, Saint Margaret Rahibe çocuklaşmış halde olan Saint Martin rahibe ve uzun burnuna pek güldükleri Saint Michel rahibeydi. Bu kadınların hepsi de çocuklara müşfik davranırlardı. Rahibeler ancak kendilerine karşı serttiler. Yalnız yatılı okulda ateş yakılırdı. Yemekler ise manastırdakilere kıyasla mükemmeldi. Ve bundan başka daha bin bir ihtimam ne var ki bir çocuk bir rahibenin yanından geçerken ona söz söyleyecek olursa rahibe asla yanıtlamazdı. Bu sükut kuralların bir sonucu olarak manastırda konuşma kabiliyeti insanlardan alınmış cansız nesnelere verilmiş oluyordu. Konuşan bazen kilisenin çanı bazen de bahçıvanın çıngırağıydı. İç kapıdaki rahibenin yanı başında duran gayet tiz sesli ve bütün evden duyulabilen bir zil, bir çeşit sesli telgraf denilebilecek değişik çalışlarla maddi hayata ait yapılacak işleri haber verir ve gerektiğinde evdekilerden herhangi birini görüşme yerine çağırırdı. Herkesin, her şeyin bir zil sesi vardı. Baş rahibeninki bir, sonra yine bir zildi. 6-5 zil sınıfa girileceğini bildiriyordu. Bu yüzden öğrenciler hiçbir zaman sınıfa girmek demez, 65'e gitmek derlerdi. 4-4 Madame Guinness'ın ziliydi. Sık, sık duyulurdu bu. Pek hoşgörülü olmayanlar yine dörtlü şeytan çağrılıyor derlerdi. 19 zil sesi pek önemli bir olayı haber verirdi. Manastırın kapısı açılıyor demekti. Üstü bir sürü sürgüyle dolu bu korkunç demir levha ancak başpiskoposun önünde dönerdi. Menteşeleri üzerinde. Söylediğimiz gibi başpiskopostan ve bahçıvandan başka hiçbir erkek manastıra giremezdi. Fakat yatılı öğrencilerin gördükleri iki erkek daha vardı. İki koroda bir kafes ardından seyretmek imkanını buldukları manastırın özel rahibi İhtiyar ve çirkin rahip Benaz, öteki de yukarıda birkaç satırını okuduğumuz mektupta adı Monsieur Anikut olarak geçen ve iğrenç kambur ihtiyar diye vasıflandırılan resim hocası Monsieur Anikut. Görüldüğü gibi bütün erkekler seçilmişti. Böyle bir yerde işte bu garip ev. Post Chorda Lepidus Buranın manevi çeyresini kaba taslak çizdikten sonra maddi görünüşünü de bir iki kelimeyle belirtmek faydasız olmayacaktır. Okuyucu bu konuda zaten biraz fikir sahibi bulunuyor. Petit Picpus Saint Anitu Manastırı, Polinsu Sokağı, Doritmur Sokağı, Petit Picpus Sokağı ile eski planlarında Amir Sokağı diye adlandırılan Battal Sokakçığının kesişmesinden meydana gelen geniş, yamuk dikdörtgenini hemen tümüyle doldurmaktaydı. Bu dört sokak adeta bir hendek gibi bu yamuk dikdörtgeni çepeçevre sarıyordu. Manastır birçok bina ile bir bahçeden oluşuyordu. Ana bina bütünüyle alındığında bir takım melez inşaatların yan yana konulmasından meydana gelmişti. Ve kuş bakışıyla bakıldığında toprağa yatırılmış bir dar ağacına oldukça benziyordu. Dar ağacının büyük kolu Dolritmur sokağının Petit Picpus sokağı ile Polinqueo sokağı arasında kalan kısmını boydan boya kaplıyordu. Dar ağacının kısa kolu ise Petit Pickwood sokağına bakan yüksek kurşuni renkte demir parmaklıklı bir cepheydi. 62 numaralı araba kapısı kısa kolun ucunu noktalıyordu. Bu cephenin ortalarında toz topraktan ağırmış, örümceklerin ağ kurduğu, kemerli, alçak bir eski kapı vardı. Ancak pazar günleri bir iki saat kadar ve bir de nadir vesilelerle manastırdan bir rahibenin cenazesi çıktığı zaman açılırdı. Kiliseye halkın girdiği kapıydı bu. Dar ağacının dirsek yerinde dört köşe bir büyük oda vardı mutfak aletlerinin konulduğu bu odaya rahibeler kiler diyorlardı. Büyük kolda rahibelerin hücreleriyle acemilerin kaldıkları yer bulunuyordu. Küçük kolda mutfaklar, önünde açık hava galerisi bulunan yemekhane ve kilise vardı. 62 numaralı kapı ile Amursi çıkmaz sokakçığının köşesi arasında yatılı okul bulunuyordu dışarıdan görülmezdi. Yamuk dikdörtgeninin geri kalan kısmı bahçeydi. Bahçe, Polinku sokağının seviyesinden çok daha aşağıda kalıyordu. Bu yüzden bahçe duvarları dışarıya oranla içeride çok daha yüksekti. Ortası hafifçe yüksek olan bahçenin ortasında bir tümseyin tepesinde külah şeklinde sivri pek güzel bir çam ağacı vardı. Buradan bir kalkanın göbeğinden çıkar gibi dikine dört büyük yol ile bu büyüklerin arasında ikişer ikişer açılmış sekiz küçük yol çıkıyordu. Öyle ki şayet kapalı saha daire şeklinde olsaydı yolların geometrik planı bir tekerleğin üzerine konulmuş bir haca benzerdi. Yollar bitimlerinde pek düzgün olmayan duvarlara vardıklarından uzunlukları eşit değildi. Kenarlarına frank üzümü, fideleri dikilmişti. Dipte büyük kavak ağaçları dizili bir yol, Doritmer Sokağı köşesindeki eski manastırın habercilerinden Amirus Sokakçığı köşesindeki küçük manastır binasına doğru uzanıyordu. Küçük manastırın önünde küçük bahçe adı verilen yer bulunuyordu. Eğer bu genel bütüne bir avlu, iç binaların meydana getirdikleri türlü çeşit köşeler, hapishane duvarı gibi duvarlar, manzara namına komşu namına Polink sokağının karşı tarafını pervazlayan damların uzun siyah çizgisi de eklenecek olursa Petit Picpus Bernard'in rahibeleri manastırının bundan 45 yıl önceki durumu hakkında tam bir fikir edinilebilir. Bu mübarek ev 11.000 bin şeytanın oyun hanesi adı verilen ve 14. ile 16. yüzyıllarda pek meşhur olan bir top oyununun oynandığı yerin tam üzerinde kurulmuştur. Bütün bu yollar Paris'in en eski yollarıydı. Doritmer ve Amiris atları çok eskidir. Bu atları taşıyan sokaklarsa daha da eskidir. Amiris sokakçığının adı daha önceleri Mogat sokakçığı, Doritmer sokağınınki ise Yaban Gülü sokağıydı. Çünkü insanlar taşları yontmaya başlamadan Tanrı çiçekleri açtırıyordu. Rahibe başörtüsü altında bir yüzyıl. Petit Picbus Manastırı'nın eski haline dair ayrıntılara girdiğimize ve bu gizemli barınak üzerinde bir pencere açma cüretini gösterdiğimize göre okuyucudan küçük bir ara söze daha izin vermesini dileriz. Bu gerçi aslında bu kitabın konusunda yabancıdır. Ama manastırın da kendine özgü, özgün simaları olduğunu göstermek bakımından karakteristiktir ve yararlıdır. Küçük manastırda Fonteworld manastırından gelme 100 yıllık bir rahibe vardı. Hatta devrimden önce yüksek sosyetede bulunmuştu. 16. Louis'nin adliye nazırı Monsieur Morminus ve birçok iyi tanıdığı Daplot adında bir başka hanımdan pek söz ederdi. Lafı döndürüp dolaştırıp bu iki isme getirmek onun zevki ve gururuydu. Fontverlite manastırı hakkında pek olağanüstü şeyler anlatırdı. Onun şehir gibi bir şey olduğunu, içinde yollar bulunduğunu söylerdi. Öğrencileri pek eğlendiren bir taşla ağzıyla konuşurdu her yıl törenle iman tazeler ve yemin edeceği sırada rahibe Monsignor Saint Francis bunu Monsignor Saint Julien'e verdi. Monsignor Saint Julien Monsignor Saint, Saint Esub ve verdi. Monsignor Saint Esub Monsignor Saint Porque ya verdi. Vs Böylece ben de size veriyorum. Pederciyim derdi. Öğrenciler gülerlerdi. Buna bıyık altından değil peçe altından. Seçici rahibelere kaşlarını çattıran, sevimli, küçük, tutulmaya çalışan gülüşlerdi bunlar. Başka sefer de hikayeler anlatırdı yüzyıllık rahibe. Gençliğinde Bernardin rahiplerinin hiç de silahşörlerden aşığı kalmadıklarını söylerdi. Konuşan bir yüzyıldı bu kadın ama 18. yüzyıldı. Cambridge'in ve Borgine eyaletlerinin bir şehrinden önemli bir şahsiyet. Mesela bir Fransa mareşeli bir prens, bir dük ve ayan meclisi üyesi geçtiğinde şehir eşrafı onu nutuklarla karşılar ve kendisine dört ayrı cins şarap doldurulmuş dört gümüş kupa sunarlarmış. Birinci kopanın üzerinde maymun şarabı, ikincisinin üzerinde aslan şarabı, üçüncüsünün üzerinde koyun şarabı, dördüncüsünün üzerinde de domuz şarabı yazısı okunurmuş. Bu dört yazı sarhoşun derece derece düştüğü dört hali ifade edermiş. Birincisi neşelendiren sarhoşluk, ikincisi öfkelendiren sarhoşluk, üçüncüsü ahmaklaştıran sarhoşluk, Nihayet dördüncüsü hayvanlaştıran sarhoşluk. Bir dolapta kilitli tuttuğu ve çok bağlı olduğu esrarlı bir şey vardı. Fantvarlit kuralları bunu ona yasaklamıyordu. Bu nesneyi kimseciklere göstermek istemezdi. Onu seyretmek istediğinde kuralları izin verdiği için odasına kapanır, saklanırdı. Bu sırada koridorda bir ayak sesi duyacak olursa İhtiyar ellerinin gücü yettiğince onu telaşla dolabı kapatırdı. Ona bundan bahsedildiği zaman konuşmayı pek sevdiği halde susardı. Onun bu susucu karşısında en meraklılar bile başarısız kaldı. En inatçılar bile onun direnişi karşısında boyun eğdiler. Manastırda işsiz güçsüz ya da canı sıkılan herkes için bir yorum konusuydu bu bu kadar değerli, bu kadar gizli olan bu şey, 100 yıllık rahibenin bu hazinesi ne olabilirdi acaba? Sakın bir kutsal kitap olmasın. Benzeri olmayan bir tesbih ya da sahiciliği ispatlanmamış bir kutsal yadigar. Tahminlerin ucu bucağı yoktu. Zavallı ihtiyar öldüğü zaman belki gerekli sürenin geçmesini bile beklemeden hemen dolaba koştular ve onu açtılar takdis edilmiş hamursuz kabı gibi üç kat beze sarılmış bir nesne buldular. Fayans bir tabaktı bu. Üzerinde uçuşan aşk melekleriyle ellerinde kocaman şırıngalarla onları kovalayan eczacı çıraklarının tasviri bulunan bir fayans tabak. Kovalamaca türlü ifadelerine gülünç durumlara yol açıyordu sevimli küçük aşk meleklerinden biri şişelenmişti bile. Çırpmıyor, küçük kanatlarını sallıyor. Hala uçmaya çalışıyordu ama soytarı da iblisçe bir gülüşle gülüyordu. Kısadan ise karın ağrısı aşkı yener. Belki de Moliri'ye ilham vermek şerefine erişmiş olan bu hayli garip tabak 1845 Eylül'ünden varlığını hala korumaktaydı. Bu mahşe vulvarındaki bir eskici dükkanında satışa çıkarılmıştı. Bu iyi ihtiyarcık dışarıdan hiçbir ziyaretçi kabul etmek istemez. Görüşme yeri çok kasvetli de ondan derdi. Sürekli ibadetin kaynağı. Nasıl bir yer olduğu hakkında daha önce bir fikir vermeye çalıştığımız bu mezara benzer görüşme yeri tamamen bu manastıra özgü bir şeydi. Başka manastırlarda aynı katlıkta bir görüşme yerinde daha rastlanmaz. Özellikle Temple Sokağı'ndaki manastırda ki gerçekte başka bir tarikata ait bir manastırdı bu. Siyah kepenklerin yerine kahverengi perdeler konulmuştu ve görüşme yerinin kendisi de parke döşemeli bir salondu. Pencerelerin beyaz müsülinden perdelere süslenmesinde bir sakınca görülmemişti. Ve duvarlara da her türlü çerçeve asılabiliyordu. Mesela bir Benedikten rahibesinin yüzü açık bir portresi, yağlı boya çiçek demetleri ve hatta bir Türk başı. Fransa'nın en güzel ve en büyük at kestanesi ağacı sayılan ve 18. yüzyılda halk arasında krallığın bütün kestane ağaçlarının babası diye ün yapmış olan at kestanesi ağacı işte bu Temple Sokağı'ndaki manastırın bahçesinde bulunuyordu. Söylediğimiz gibi Temple Sokağı'ndaki bu manastırda sürekli ibadetçi Benedikten rahibeleri oturmaktaydı. Bu Benediktenler, Kethux'dan gelme Benediktenlerden tamamen farklıydılar. Bu sürekli ibadet tarikatı çok eski değildir ve geçmişi 200 yıldan öteye gitmez. 1649 yılında Paris'in iki kilisesinde Saint-Celebus ve Grévy'deki Saint-Jean kiliselerinde birkaç gün arayla saint Sacrament'ın kutsiyeti iki defa tecavüze uğradı. Ender rastlanan bu korkunç küfür bütün şehri heyecana verdi. Saint-Germain-des-Prés'in ruhani başkanı olan Piskopos vekili, bütün rahiplerin katılacağı muhteşem bir ruhani geçit alayı tertiplemesini emretti. Ayini papanın elçisi idare etti. Gel gelelim bu kefaret iki saygı değer hanfendiye Büyükus Markizi Madame Curitin ile Jetivu Kontesine yeterli görünmedi. Mihrab'ın pek güce Sacramento'na yapılan bu tecavüz Geçici de olsa bu iki mübarek kulun aklından bir türlü çıkmıyordu. Sonunda bunlar bu tecavüzün ancak yapılacak bir sürekli ibadetle tamir edilebileceği hükmüne vardılar. Biri 1652'de, öbürü de 1653'te olmak üzere ikisi de Saint Sacrament'ı denilen Benedikten rahibesi Chaterney'de bar rahibeye bu dini amaçla Saint Bain tarikatına bağlı bir manastır kurması için önemli miktarlar bağışladılar. Kefran de Bar rahibeye bu kuruluş için ilk izin Saint Germain baş rahibi Monsignor Metz tarafından ana parası 6000 lira olan 300 liralık bir gelir sağlamadığı takdirde hiçbir kızın manastıra kabul edilmemesi şartıyla verilmiştir. Saint Germain baş rahibinden sonra kral da beraatlar çıkarttı ve bütün bunlar yani baş rahibin şartnamesiyle kralın beraatları 1654 yılında Sayıştay ve parlamento tarafından onaylandı. İşte Paris Saint Sacrament sürekli ibadet Benedikten rahibeleri kuruluşu bu şekilde doğdu ve resmiyet kazandı. İlk manastırları Madame de Bocus ile Madame de Chateauvis'un bağışlarıyla Kasette Sokağı'nda yeni inşaat olarak yapıldı. Gördüğü gibi bu tarikat Situ Benediktenleri denilen Benediktenlerden tamamen ayrıydı. Saint Germain des Pires baş bağlı bulunuyordu. Tıpkı Sekar Cesur rahiplerinin Dizvitlerinin başkanlığına ve Çarit rahiplerinin Lazaristlerin başkanlığına bağlı olmaları gibi. Bu sürekli ibadet tarikatı, evlerinin içini gösterdiğimiz Petit Pekbus Bernardinlerinden de biz bütün ayrıydı. 1657'de Papa 7. Alexander özel bir yazıyla Petit Pekbus Bernardin rahiplerinin Saint Sacrament Benedikten rahibeleri gibi sürekli ibadet yapmalarına izin verdi. Fakat iki tarikat yine de ayrı kaldılar. Petit Picpus'un sonu. Daha restorasyonun başlangıcından itibaren Petit Picpus manastırı çökmeye yüz tutmuştu. Bu da tarikatın tamamıyla ölüşünün bir parçasıydı. Çünkü bu tarikat da 18. yüzyıldan sonra bütün öbür tarikatlar gibi ölüm yolundaydı derin düşüncelere dalmak da doğa gibi insanlığın bir ihtiyacıdır. Fakat devrimin değdiği her şeyi gibi o da değişecek ve toplumsal ilerlemeye düşman olmaktan çıkıp ondan yana olacaktır. Petit Picus Manastırı mevcudunu hızla kaybediyordu. 1840'ta küçük manastır ve yatılı okul yok olmuştu. Artık ne ihtiyar kadınlar ne de genç kızlar vardı. Berikler ölmüş. Ötekiler de çıkıp gitmişlerdi. Sürekli ibadetin kuralları öylesine sertti ki korku veriyor, istekleri geri dönüyor, tarikata yeni katılan olmuyordu. 1845'te hala tek tük bazı hizmetkar rahibeler çıkıyordu ama korra rahibeleri hiç çıkmıyordu. 40 yıl önce rahibelerin sayısı 100'e yakındı. 15 yıl önce ancak 20 kadardı. Bugün kaç tanedirler acaba? 1847'de baş rahibe gençti. Bu da seçim dairesinin daraldığını gösteriyor. 40 yaşında bile yoktu. Manastır sakinlerinin sayısı azaldıkça zahmet artar. Her birine düşen hizmet daha eziyetli hale gelir. Daha o zamandan Aziz Benedict'in ağır kurallarını taşımak için topu topu bir düzüne bükülmüş ve ağrılı omuzdan ibaret kalacakları günün yaklaştığı görülüyordu. Yük acımasızdır ve çok kişi için neyse az kişi için de öyle kalır. Evvelce ağır gelirken şimdi yazıyordu. Bu yüzden ölüyordu rahibeler. Bu kitabın yazarının henüz Paris'te oturduğu zamanlarda iki tanesi ölmüştü biri 25, öbürü 23 yaşındaydı. Bu 23 yaşında olan da Julie Alfindle gibi burada gömülüyüm. 23 yıl yaşadım diyebilir. Bu çöküş yüzünden manastır genç kızları eğitmekten vazgeçmek zorunda kaldı. Bu olağanüstü meçhul karanlık evin önünden geçip de içine girmemek ve Jean Vaje'nin hazin hikayesini belki bazı kimselerin yararını olarak dinleyen ve bize eşlik eden ruhları da oraya sokmamak elimizden gelmedi. Bugün sanki yeniymiş gibi görünen bütün o eski uygulamalarla dop dolu olan bu toplumun içine sızdık. Kapalı bahçe bu. Horitus Conculus bu garip yerden etraflı bir şekilde ama saygıyla söz ettik. Hiç olmazsa saygıyla ayrıntılar uzlaşabildiği ölçüde böyle yaptık. Gerçi her şeyi anlamadık. Ama hiçbir şeyi de küçümsemedik. Joseph de Mister'ın celladı kutsamaya kadar varan zafer sayfalarına da Voltaire'nin çarmıhta İsa ile alay etmeye kadar varan alaycı gülüşüne de Aynı ölçüde uzarız. Sırası gelmişken şunu da söyleyelim ki Voltaire'in ki mantıksızlıktır. Çünkü onun Kalasa'yı savunduğu gibi İsa'yı da savunması gerekirdi. Hem insanüstü varlıkların biçimleştirilmesini inkar edenler için bile çarmıhtaki İsa neyi temsil etmektedir? Katledilen bilgiyi. 19. yüzyılda din düşünce bir buhrana uğradı. Öğrenilmiş bazı şeyler iyi ki de unutuluyor. Yeter ki bazı şeyler unutulurken başka bazı şeyler öğrenilsin. İnsan kalbinde boşluğa yer yoktur. Bazı yıkıntılar oluyor. Varsın olsun ama arkalarında yeni kurşunlar gelmek şartıyla. Bu arada artık var olmayan şeyleri de inceleyelim. Bunların bilinmesi gereklidir. Hiç olmazsa tekrarların önlenmesi için. Geçmişin taksitleri sahte isimleri alıp kendilerini gelecek diye tanıtmakta hiç sakınca görmüyorlar. Geçmiş denilen hortlak sahte pasaport kullanmak mecburiyetindedir. Bu tuzağa karşı uyanık olalım. Kanmayalım sakın. Geçmişin yüzü uydurma, maskesi iki yüzlüdür. Bu yüzü açığa vuralım bu maskeyi çekip çıkaralım. Manastırlara gelince. Karışık bir meseledir bu. Bir yandan uygarlık meselesidir ki onları mahkum eder. Öbür yandan özgürlük meselesidir ki onları korur.